Hepimizin yüreği Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Malatya'da, Hatay'da, Kilis'te, Osmaniye'de, Diyarbakır'da, Adana'da, Adıyaman'da, Şanlıurfa'da. Acımız tarihsiz. Bizi derinden yaralayan, hala etkisinden çıkamadığımız 11 bölgedeki yaşanan deprem var. Dayanışma içinde yaraları sarma, deprem bölgesindeki kardeşlerimize yalnız olmadıklarını gösterme zamanı. Hep birlikte iyileşeceğiz çünkü iyileşmek zorundayız. Önemsendiğimizi düşündüren her şey bizi iyi hissettiriyor. Hala oradayız. Hala orada sorunlarımız bitmedi. Bundan sonra neler yapmamızla ilgili yol haritası çizmek burada. Ucundan tutabileceğimiz bir yayında olduğumuz için sağ olun. Ben gücümü sizden alacağım. Siz de gücünüzü benimle paylaşacaksınız, bizlerle paylaşacaksınız. Hep birlikte iyileşeceğiz. Hep beraber bu Ramazan ayında fitremizi, zekatımızı sizin gönlünüzden nasıl kopuyorsa bölgeye gönderelim dedim. Bu çağrım karşılıksız kalmadı. İlk tırımız yola çıkıyor. Hepimizin tek bir hedefi var. Buradaki insanların yaralarını sarmak. Şunu bilsinler ki hiçbir zaman gerçekten yalnız değiller. Buradaki her yara iyileşene kadar bu bölgedeki herkese elimizden geldiğince yardım getireceğiz. Herkesin inanın kalbi gönlü burada atıyor. Görevimiz. Hayat devam ediyor. İnsanlar normale dönüyor ama şunu unutmayın. Burayı asla kimse unutmayacak, unutturmayacağız. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sevgili seyirciler, ATV ekranlarından Aslın felaketinin yıl dönümünden hepinizi acıyla selamlıyoruz. Günler geçiyor, yıl oluyor. Acılar hiç geçmiyor. Hep aynı şekilde zonklamaya devam ediyor. Bundan tam bir yıl önce 6 Şubat sabahı bir felaket haberiyle kapkara bir güne uyandık. 11 ili kapsayan büyük felakette 53 bin canımızı kaybettik. Acıyla sınandık, günlerce ağladık. Bugün de o kaybettiğimiz canlarımız için ciğerimiz yanmaya devam ediyor. Çok uzun zamanda sanırım öyle olacak. O felaket günlerinde yardımlaşmanın, dayanışmanın destanını da yazdık. Bir olduk, birlik olduk. Acıyı milletçe sırtladık. Biz ancak birlik olarak bu felaketin üstesinden geleceğimize inandık. Etimiz budumuz ne demedik, uzak yakın bakmadık, hiç umursamadık. Yakınlarını kaybedenlerin acısına ortak, hayatta kalanların derdine çare olmak için çırpındık. Biz yaşananları hiç unutmadık, unutamayacağız. Bu felaketi yaşayan insanlarla dayanışma içinde olmaya da devam edeceğiz. Deprem bölgesine tuttuğum elleri, gördüğüm yüzleri aklımdan silemedim, unutamadım, unutmayacağım da. Bizim depremle yaşamayı artık öğrenmemiz gerekiyor. Türkiye bir deprem ülkesi. En erken uyarı sistemi de hafızamız. Bu yaşananları asla unutmayalım. Baş edilmesi zor o günler geride kalsa da acısı yüreğimizde sızım sızım sızıyor hala. Allah bir daha ülkemize, hatta hiçbir ülkeye böyle bir acıyı yaşatmasın. İnanın bu sabah kalktığımda o gün ne hissediyorsam aynı şeyi hissettim. O karanlık, o çaresizlik. Zaman geçiyor, yaralar sarılmaya devam ediyor. Ama o içimizdeki acı, o kaybettiklerimizin acısı, hele o bölgede yaşayıp o depremi, felaketi yaşayan sevdiklerini, annelerini, babalarını, çocuklarını, yakınlarını kaybedenlerin acısı ömür boyu dinmeyecek. O acıyı hiçbir zaman dindiremeyeceğiz. Ama depremle yaşamayı, deprem konusunda önlem almayı ülkece gerçekten hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Böyle bir ders yaşamamalıyız. Bundan sonra kendi adımıza önlemlerimizi almalıyız. Hoş geldiniz Esra Eroğlu programına. Aynı zamanda bugün biliyorsunuz ki Peygamber Efendimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak bilinen Recep ayının 27. gecesi, Miraç kandilimiz mübarek olsun. Bu gece hepimiz ellerimizi, dualarımızı göğe kaldırıp kaybettiklerimiz için bolca dua edelim. Kandilimiz tekrar mübarek olsun. Ellerinizden sevgiyle öpüyorum. Küçüklerimi de gözlerinden öpüyorum. Yaşıtlarımı da kucaklıyorum.
Biz programımızda ekrana da geldi o dönemde. O yaraları sarabilmek için insanları ekran başına yükseleceğimizi bir nebze de olsa bilgiyle donatabilmek için çok önemli yayınlar da yaptık. Ama dediğim gibi şurada durduğum dakikada sanki o anı, o duyguyu hissediyorum. İlk konuğumu davet edeceğim. Osman Akay ve kızı Ayşe Yazıcı geliyor. İstanbul Sultan Gazi'de yaşıyor aile. Ayşe Hanım babası yalnız yaşadığı için babasını evlendirmek istiyor. Onun da bir hayatı olsun. Nefes alabileceği, sohbet edebileceği, bir çayı içebileceği bir eş adayı arıyor. Sonra karşılarına bir hanımefendi çıkıyor. Bir evlilik sürecine giriyorlar. Ama ondan sonra ayrılık da hızlıca geliyor. Buyursunlar. Cümleten hayırlı kandiller. Sağ olun, kandiliniz mübarek olsun. Hoş geldiniz Ayşe Hanım, buyurun. Osman amca, siz mi programa katılmak istediniz, kızınız mı getirdi? Baba. Ben de gelmek istedim, o da geldi. İlk fikir kimden çıktı? Babamdan. Babanızdan çıktı. Evet. Sizi evlendirmeyi o istedi. Evet. Evlendiğiniz kişiyi bulmayı da siz istediniz. Evet. Osman Akay 74 yaşında, anneniz sanırım rahmetli olmuş. Evet. Başınız sağ olsun. Ondan sonra Osman amca sanırım yalnız kalmış. Siz de bir otelde yönetici olarak çalışıyormuşsunuz ve çalışmış olduğunuz otelde bir kat görevlisi var. Ama bir anda onu görüp ben bunu babamla evlendireyim demezsiniz. Şu cümleyi kurarsınız. Ben evlendirmek istiyorum haberini saldığınızda biri size der ki... Aynen öyle oldu Esra Hanım. Ya uygun bir aday var, sizi tanıştıralım mı? Buyurun. Evet, aynen öyle oldu. Niye babanızı evlendirmek istediniz? Şöyle Esra Hanım, babam 40 yaşında abimi kaybetti ve ardından da annemi kaybetti. Hı hı. Onun boşluğu içerisinde tek başına yalnız yaşıyordu. Hı hı. Ve sürekli yani yalnızlığın zor olduğunu, sizler benim neler çektiğimi bilmiyorsunuz kızım. Ben evlenmek istiyorum. Yani... Şimdi bazıları şöyle yorumlar yapıyor. Gerçekten kırıcı bir yorum. İşte bu yaşta neden evlilik düşünebilir bir insan? Yani her şey sadece insanların düşündüğü gibi değil. Babamın yanına bir sıcak çorba koyabilecek, derdini paylaşabilecek. Akşam yalnız kaldığında bir ses olsun istedik. Ama maalesef büyük bir hüsranla karşılaştık. Beraber mi yaşıyorsunuz? Ayrı mı? Hayır, hayır. Siz hayır. Evli misiniz? Evliyim. Evlisiniz. Kendi dünyanız var. Siz... yalnızsınız. İnsan belli bir yaştan sonra, hani artık yaşlı dediğimiz süreçten sonra Osman amca niye evlenmek istiyor hayat arkadaşını kaybedince? Yalnız kalıyor Esra Hanım. İnsan dört duvar geliyor seni sıkıyor böyle. Duvarın içinde mengene gibi sıkıyor seni. Yalnız insan yaşayamıyor. Erkek, kadınlar yaşar, erkek yaşayamıyor. Bir de şöyle Esra Hanım, babam yazları Sivas'ta kalıyor. Benim abim 2 yıl önce... Babamı o gün, o zaman rahatsızdı, araba kullanamaz belki, ben getireyim diye babamı almaya gitti. Orada aort damarı patladı, kalp krizi geçirdi ve vefat etti. Babam haliyle her sene yine oraya gittiğinde onu anıyor ve yalnız kaldığı zaman hep annemi ve abimi düşünüyor. Yani yapamadı, yalnız yapamadı. Babanızın evlenmiş olduğu kişi Necla Akay, ismi geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. 7 Aralık 2023 tane nikah masasına oturuyorlar. Bu süreç nasıl başladı? Siz Necla Hanım'la nasıl tanıştınız? Onunla babanızın evliliğine onu nasıl ikna ettiniz? Şöyle oldu Esra Hanım. Sizin de az önce söylediğiniz gibi ben departman müdürüyüm, yöneticiyim otelde. Personellere babamın yalnız olduğunu, ben personellerle ilişkilerim çok kuvvetlidir. Onlara da hep şunu söyledim, yani babamın yalnız olduğunu, sürekli günlük her gün babamla görüşen, irtibata geçen bir insandım. Kızım yalnızım, yapamıyorum, bana birini bul. Hep bu söylemlerde bulunuyordu. Ben de ister istemez gayri ihtiyarı üzülüyorum. Hala bile şu an inanın, yani bu durumlara ciddi anlamda yaralıyım. Personellerime de işte, var mı çevrenizde babamla evlenmek isteyen, hayat arkadaşı olacak, ona bir nefes olacak, hayatını birlikte paylaşacak. Dedim ki rahat edecek, bir daireden kira alacak, bir dairede oturacak, emekli maaşları var, yazın gelecek Sivas'ta, işte altlarında araba var, gezecekler, tozacaklar. Bu şekilde personellerden bir tanesi geldi, dedi ki
Müdürüm dedi, biz dedi babana birini bulduk. Hı-hı. Kimi buldunuz dedim. Necla Hanım'ı dedi bulduk. Necla Hanım da 2 haftalık falan başlamıştı benim oraya. Hı-hı. Ama ben tanımıyorum. Benim diğer personellerim tanıyor. Dedim ki olmaz dedim, yaş farkı var. Problem yapar belki dedim. Babam da problem yapar dedim. Biz dedi konuşalım dedi. Tamam dedim, siz yaş farkını konuşun. Problem olmazsa ben babamı umutlandırmayayım. Babama öyle haber vereyim. Babanız 74 yaşında. Hanımefendi kaç yaşında? 47. 47. Kendileri de personellerde görüşüyorlar. Necla Hanım da diyor ki benim yani için yaş... Yani arada bu durumda 27 yaş fark var. Evet, benim için diyor yaş problem değil diyor. Hı hı. Onun akabinde ben de tekrar kendisiyle görüşüyorum. Necla abla diyorum, Necla Hanım diyorum. Hani yaş problem olacaksa babamı umutlandırmak istemiyorum. Babama haber vermek istemiyorum. Ben kızlarımla da görüşeyim dedi. 4 tane kızı var. Kızlarımla görüşeyim, size dönüş yapayım dedi. Kızlarıyla görüşüyor ve benimle bana diyor ki... Yok diyor Ayşe Hanım diyor, problem yok. Kızlarım da çok istiyor, onaylıyorlar. Ben tanışmak istiyorum diyor. Bunlar telefonda konuşmaya başlıyorlar. Görüntülü, normal konuşma vesaire. İstanbul'a babamı davet ediyor. Hı hı. Babam geliyor. O sırada yine geziyorlar, tozuyorlar, pikniğe gidiyorlar, yemek yiyorlar vesaire. Zaten görüntülerde de vardı. Tanışma süreci nasıldı Osman amca? Yani görüntülü konuşuyorsunuz, teknolojiden faydalanıyorsunuz. Görüntülü o telefonda karşınızda kahvenizi koyup sohbet ediyor muydunuz saatlerce? Evet, ediyordu. Hoşunuza gitti mi onunla sohbet etmek? Etti. Ben o zaman dedim bak bizim aramızda yaş farkı var. Ben İstanbul'a çağırıyorsun ama bu yaş farkını göz önüne al, ona göre çağır. Benim için yaş farkı problem değil dedi. Hı hı. Peki dedim, ben o zaman geliyorum. Sizin için problem mi yaş farkı? Onun için olmayabilir ama sizin için problem miydi? Değildi. Değildi. Kendisi zaten kendim de büyük gösteriyorum diye söylemlerde bulunuyordu. Kalktım geldim buraya. Gezdik, tozduk. Canlı olarak görüştük. Ondan sonra karar verdik nişanlanmaya. Nişanımızı yaptık. Yüzüklerimizi, altınlarımızı taktık. Ben tekrar gittim. Belli yaştan sonra yapılan evliliklerde bir de ortada hani kriterlerin uygunsuzluğu varsa, diğer tarafın bu kadar evlenme arzusu varsa, o bulunan eş kendini gerçekten farklı bir yere koyuyor ve talep etmeye başlıyor. Bu evlilikte hanımefendinin sizden talepleri var mıydı ya da siz ona sen yeter ki Necla benimle evlen, ben sana şunu şunu yaparım dediniz mi? Yok, ben dedim ki ona, benim dedim bir dairem var. Hı hı. O bir dairenin yarısını sana veririm. Hı hı. Tamam dedi. Bu sefer zaman geçti, evlendik. Bakıyorum ki o daireyi verdiğim zaman perişan, ben ölürsem perişan olacak kadın. Dedim ki Necla, ben sana iyilik yapacağım. Hayatının sonuna kadar rahat ettireceğim. Şimdi bir oturduğumuz daire var. Bir de kirada olan daire var. Ben dedim o yarım daireyi sana verirsem perişansın. Ama ben çocuklarımı da toplayacağım. Notere gideceğim. Hepsinden imza alacağım. Bu oturduğumuz dairede ben öldükten sonra Necla da ölünceye kadar oturacak. O bir kiradaki dairenin. Ben öldükten sonra Necla ölünceye kadar kirasını alacak. Öldükten sonra yine sizin çocuklar. Kabul etti mi? Etmedi. Noteri benim kabul diyor, etmedi. Benim diyor yarım dairemi ver. Yarım da. Tapuyu ver bana. He, yarım dairenin tapusunu ver. Demek ki böyle bırakıp kaçacakmış. Ben onu ömür boyu rahat ettirmeye uğraşıyorum. O yarım daire alıp kaçacakmış. Peki sizin yanınızdan kaçtı mı evlendikten sonra? Kaçmadı. Ben kendim götürdüm. Şimdi ben dedi kızların yanına gideceğim dedi. Biraz kafamı dağıtayım, gezeyim dedi. İyi tamam. Aldım arabaya. Götürdüm. Osman amca bir şey soracağım. Sizin yanınızdan ayrılıyor ve beraber değilsiniz. Sevdiniz mi hanımefendiyi? Evet, sevdiydim. Alışmış mıydınız? Yani kafa yapınız uyumlu muydu? Onun yanında kendinizi iyi hissediyor muydunuz? Ediyordum. Ama ben ona gülün ömrü az olur, gül diyemiyordum. Yani gülün ömrü az olur. O kadar seviyordum. Canımdan çok seviyorum diyordum. Ama kıymetimi bilmedi. Diyor muydunuz her gün seni canımdan çok seviyorum evet, diyorum, diye? Diyordum. Diyordu. Annenize ben rahmetli, ben rahmetli annemi bir kere bile öptüğünü görmedim. Babam evden çıkarken öperek çıkıyordu. Ve ben çok mutlu oluyordum. Mahremeti vicdanı varsa gelsin söylesin burada. Ah ah. Bir ah çektim, anladınız herhalde değil mi? Gülün ömrü az olur diye gül diyemiyor, gülüm diyemiyordunuz.
her gün öpüyordunuz. Evet. Peki bu kadar sevdiğiniz, şefkat, ilgi, sevginizi gösterdiğiniz kişi sizi niye yalnız bıraktı? Bana mesaj attı. Babam yaşındaki adamla yapamıyorum dedi. Siz ne cevap yazdınız? Ben cevap yazdım ama engellediği için cevaplarımı görmedi. Ne yazmıştınız peki? O gitmeyen cevap neydi? Yani şu an tam olarak hatırlamıyorum. Uzun ama isterseniz mesajlarımı daha sonra gösteririm. Hayır, şunu merak ediyorum. Şöyle, baban hani yaşındaki... ben yine yapıcı olmaya çalıştım. Dedim ki Necla abla hani gel hep yanınızdaydım. Yani bu evlenme süreçlerinde inanın saçımı süpürge ettim ve çoğu kişi de bağlanıp bunu görebilir. Yeter ki ikisi çok mutlu olsun diye. Yani hiçbir zaman bir üvey anne gözüyle bakarak bir kıskançlık hiçbir zaman olmadı bende. Aksine aralarında bir sıkıntı olduğu zaman babam haklı olduğu halde bile ben hep Necla Hanım'ı tutup yani mevzu, babama kızardım. Tapu mevzu mu, verdiğiniz sözü tutmadınız mı, yoksa Osman amcanın evlendikten sonra bir anda yaşlı olduğunu mu hatırladı? Yani bence sevmedi babamı. Peki. Yaşlı olduğunu en büyük bence etken... yaşlı olduğu yaş çünkü insanın kimliğinde belli evet. Kaç yaşında olduğu evet. Ama evlilik öncesinde vaat edilenin gerçekleşmemiş olması Necla Hanım'da hüsran yaratmış. Tapu ve mülkiyet hakkını talep ederken yalnızca kendisine sunulan yaşam boyu oturum hakkını kabul etmemiş ve yaş o zaman gözüne batmaya başlamış. Evet. Evet. Yani ama belli bir yaştan sonra gözü de kör olmayacağını, hani aklım başımda değildi deriz ya, gerçekleri göremiyordum. Hani öyle de bir durum olmayacağı için ama... tüm bu iddiaları Necla Hanım cevaplayacak. Şu an telefon hattında. Necla Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş buldum Esra Hanım, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim siz? Teşekkür ediyorum. 7 Aralık'ta nikah masasına oturdunuz. Bugün ayın 6'sı. Ama 25 evet. Ocak'ta kızlarıma gidiyorum diyerek evden çıkıyorsunuz. Aslında bu bir ayrılık kararı. Eşiniz evet. Osman Bey'i niçin terk ettiniz? Niye ondan ayrılmak istiyorsunuz? Eşim Osman Bey'in kocalık görevlerini hakkıyla yerine getiremediğinden dolayı... Ayrıca altınları hani kaşlar, kaşlar deniyor ya. Yani ses bana geri geliyorsun sesiniz de. Tamam yani sizi dinliyoruz. Altınları alıp kaşlı dendi ya. Evet. Deniyor ya. Ben dedim ki pazar günü kardeşi buradaydı. Ben dedim hiçbir şekilde dedim boş şey malın peşinde değilim. Ben bu evliliği sürdürme taraftarı değilim. Ve boşanırken hiçbir şey talep etmiyorum diye... İmza Necla atacağım. Hanım neden yalan konuşuyorsunuz? Babam sizi Esra, aradığı Esra zaman Hanım, bir saniye. Babam Esra sizi Hanım, aradığı zaman istiyorum. Bir cevaplayın. Esra Hanım, şunu da öğrenmek istiyorum. Kapatacağım yoksa. Hayır kapatmayın. Esra Hanım sizinle muhatap olmak istiyorum. Hayır ben. Necla Hanım şimdi duymak istiyorum. Önce dediniz ki ben hani boşanırken de zaten kısa süreli evlilik bile değil. Hani hiçbir şey evet. Talep etmeden evet. Boşanırım. Altınları bir de dediniz ki Osman Bey için kocalık görevlerini yerine getirmedi. Hangi görevlerdi bunlar? Yani aramızdaki yaş farkından dolayı. Yanlış anlamayın da bunu evlenmeden önce karşınızdaki insanın geçirmiş olduğu hastalıklar. Şimdi ilk evlenirken burcunu sorarsın da ikinci ve yaşlı evliliklerde dersin ki şekerin var mı, tansiyonun var mı, kolesterolün var mı, şu hastalıkları. Yani siz 47 yaşında bir kadınsınız. Evleneceğiniz kişiden neyi bekleyip neyi beklemeyeceğinizi algılıyor olmanız lazım. Acaba bu bahaneniz olabilir mi? Esra Hanımcığım bahane derken şöyle söyleyeyim. Bana verilen hiçbir tutulmadı bu bir. İkincisi yalan ben konuşuyor. Gerçekten Osman Bey'i hiçbir şekilde sevmedim ve hiçbir talebim yoktur. Ne altın istiyorum, ne malını istiyorum, ne mülkünü istiyorum. O zaman ben bunu gel... kendi yüzüne de söyledim. Ben dedim ki gelsin dedim sana? Kardeşine. Hafta içi dedim gelsin, anlaşmalı bir şekilde diye. Boşanalım. Altınlarını alsın, ben oradaki eşyalarımı alayım. İşe gücü rast gelsin peki, dedim. Peki hatta kalın lütfen dinleyin. Zaman, Necla Hanım'ın, Ayşe Hanım'ın da söylemek istedikleri o var. O zaman gel buraya boşanalım. Benim programda işim yok. Mahkeme boşayacak size. Esra Hanım hakim değil. Hangi şartlarda evlilik kararı verdiniz? Esra Hanım ben bununla evlenirken bana dendi ki benim dedi sana dedi yarım daire vereceğim. Bu dairenin tapusunu sana vereceğim. Şu an oturduğumuz evde dedi sen ölene kadar burada oturacaksın dendi. Evet. Ben de dedim tamam. Ama ondan sonra evlendikten sonra yok yaza kalacak yok işe kalacak. Ben sana yarım daireyi verirsem burada oturma hakkını verirken çocuklarımdan imza alamam. Şarttır cürttür palavra üzerine palavra. Herkes imza atacaktı. Ve şu an ben şunu diyorum siz de buna şahit olun. Evet. Benim üzerime isterse 5
tane daire yapsın. Hı-hı. Ne yaparsa yapsın ben kendisini istemiyorum. Malını da istemiyorum. Peki, altınını da istemiyorum. Araya girip ben şunu soracağım. Ben bunları kardeşine de söyledim. İlk vermiş olduğu sözü tutsaydı, nikahla beraber işte bilmem ne dairesini senin üzerine yapacağım deseydi. Bu konuda güven değil de sözünü tutmuş olsaydı tavrınız farklı olur muydu? Evli olur muydunuz? Olmazdı çünkü yani ona ısınamadım. Evindeki bana şeyine ısınamadım öyle söyleyeyim. Buyurun. Şimdi hanımefendi bakın. Peki Necla abla bugüne kadar ben seni kırmadım, üzmedim. Her zaman değer verdim, baş tacı yaptım. Hala da kırmamak için elimden geleni yapıyorum. Bir saygısızlığım olmadı. Sana bir evlat gibi yaklaştım. Bunu sen de biliyorsun. Yani 4 ay 5 ay boyunca nişanlı kaldın. Keşke hani ve nikahtan bir hafta önce de geldin. 3-4 gün babamla aynı evde baş başa kaldın. O zaman nikah yapmasaydın. Keşke bu da yıpranmasaydı. Sen de yıpranmasaydın. Hani ama ikiniz de benim için hala değerlisiniz. Sen de benim için hala değerlisin. Yani Ayşe. Bunların tabii ki bunların olmaması çok doğru. Olmazsaydı daha iyiydi. Fakat yani sizin şimdi oraya çıkmanız zaten bana mantıklı neden geldi. Biliyor musun? Neden çıktık? Neden bak ben geldi, sana yazdım WhatsApp'tan cevap ben vermedin. Sizin, bütün herkesi benim, engelledin. Ben halamları eve almadın. Ki. Ben sizin azaldığını halam benim evimdeydi geldi. Ya, ben sizin bir şeyinizi ya, o halamı, ki. O halam kapı baskın yaptı da geldi yine. Hani belki bir ben evimdeyim. Kaçmadım göçmedim. Ya Necla abla yani, almıyorsun ki babam ya. Geldi iki tane ben, halam geldi gitti. Parkta görüştün ben ama. Ben gideceğim mahkemeye o boşanma davasını açacağım. Hiçbir şey mal talep etmiyorum diye dava açacağım. Ama ben bunları kabul ettiğim halde siz o televizyon programına çıktığınız için size de dava açacağım. Bunu da unutmayın. Tamam. Ya zaten verdin o sayın. Aç dava ne istiyorsan aç. Ama Necla Hanım. Kızım ben boşanacağımı kabul ediyorum boşanma zaten. Dilekçesinde, boşanma dilekçesinde 74 yaşında olan eşimin bakın insanlara böyle konuştuğumuz zaman boşanma sebepleri çeşitlidir. Sosyal olabilir, yaşam alanıyla ilgili, ekonomik olabilir, cinsel yaşamla ilgili olabilir. Siz diyorsunuz ki yaşınız itibarıyla biz şunu öngörüyoruz. 47 yaşındaki bir kadın evlendiği kişinin içinde bulunduğu hem sosyolojik, psikolojik, cinsel yaşam alanıyla ilgili bir öngörüsü olabilir. 47 yaşındaki bir kadın evlenirken 74 yaşındaki bir erkekle cinsel yaşam alanı ile ilgili bir öngörüsü olabilir. Artık bakın bunlar ayıp değil çünkü bunu tabii bir boşanma ki. Sebebi olarak gösteriyor hanımefendi. Siz bunu anlayamadınız mı bu yaşam tecrübenizle? 50 yaşındasınız. Yaklaşmışsınız 50 yaşına. Bunu öngöremediniz mi? Ben 74 yaşında bir kişiyle evleniyorum. Benim şu alandaki beklentim bu kadardır diyemediniz mi? Ya da demek ki adım attığıma göre. Adım attığınıza göre. Dememişim demek ki. Ama bu konuyu da şimdi çok özür dilerim. Altını, takıyı, tokayı düşünüyorsunuz, tapular konuşuyor. Bunu da konuşmadınız mı? Bu konuşulmadı mı hiç? Gündeme gelmedi mi? Yok. Gelmedi. Anladım. Aslında niye buradalar biliyor musunuz? Ben size açıkça söyleyeyim. Osman amcanın size karşı hala sevgisi az var. Sonra da gördüğüm kadarıyla yani bu benim hissettiğim. Umudunuz var mıydı Necla Hanım'dan? Bu saatten sonra kalmadı ki. O cümleden sonra mı? Evet. O cümleyi duymasaydınız umudunuz var mıydı? Vardı. Vardı. Necla Hanım dediniz ya niye çıktılar diye programa. Evet. Duydunuz mu? Evet, duyuyorum. Hayır, niye çıktıklarını anladınız mı programa? Umudu vardı da, umudu olan adam... Şöyle söyleyeyim, ben kaçmadım ki. Benim yerim yoldum belli. Kaçmadın bana, ama... Herkesi engelledin, herkesi engelledin. Ben buraya hani hafta içi... Ben hafta içi benim evime gelecek, mahkemeye gideceğiz diye beklerken... Ben şu an şok oldum yani anlatabiliyor muyum? Ya koymadın evine koymadın. Ben sana... Kardeşine dedim ya pazar günü Halife bizdeydi. Dedim ki ben dedim hiçbir şey talep etmiyorum. Ne malda ne mütte ne altında gözüm bana, var. Bana ben bunları alıp ahirete sana götürecek değilim. Abin gelsin anlaşmalı bir şekilde imza atarak hiçbir şey istemiyorum diye boşanmayı kabul ediyorum. Abin gelsin konuşalım dedim. Ya sen boyuna kavar hani sanki öyle bir izlenim veriliyor ama ki. Ama babama dedin ki. Babama da dedin ki. Bilmem ne olmuşum. Necla abla babama da dedin ki.
Babam dedi ki sana altınlarımı ver o zaman ayrılalım tamam dediği zaman sen de dedin ki onu ona mahkeme karar verecek. Hakim karar verecek. Hakim karar verecek dedin. Boşanacağız. Hani vereceğim. O zaman neyse ben bir şey demiyorum. Mahkemeye gideceğiz, boşanacağız vereceğim. Benim altınları hep mi duruyor? Ona bakarsanız yani orada topu topu 100 bin liralık altın var. Benim de orada 100 bin liralık eşya var. 100 bin liralık eşya mı var? Bütün hep ya saçmalama Necla abla 100 bin liralık ne getirdin? Ne var? Getirdin? Yani 100 bin liralık ne getirdin babama? Bak şimdi Necla abla ben yine söylüyorum. Hani ben seni asla burada değersizleştirmem. Asla. Anladın mı beni? Ama şunu söyleyeyim. Babama bir tane çorap bile almadın ya. Bir tane çorap baba, bile almadın. Al bunu da sana layık görüyorum demedin. Ama sen ne istediysen babam aldı. Almadı canım. Bir tane nişanla giydiğim elbise aldı. Bir de o altınları aldı. Başka yalan konuşma. Bir tane mi? Bütün herkes Allah'tan bağlansın ya. Ne? Bütün Allah'tan herkes bağlansın. Bir nişan yapıyorsunuz. Allah'tan ne kadar süre beyefendiyle birlikte ya oldunuz. Her zaman yaşadığı yere mesela şimdi seyirciler de şunu görsün. Bakın bir beklentisi var ya insanların. Kimisinin maddi olabilir. Bunu sınırlandıramazsınız. Herkesin kendi dünya görüşü var. Ona göre evlilik, size göre evlilik dediğiniz kriterlere göre. Ben sizi anlıyorum. Ben de diyorum ki siz gelip bu beyefendiyle birlikte yan yana gelmediniz mi? Oturmadınız mı? Ya hiçbir şey almadı diyorsun. Allah'tan kork. Nasıl almadım? Ne istediysen aldım. Ne istediysen aldım. İstediğin ya ben boşanmak istiyorum. Bunun Türkçesi nasıl anlatılıyorsa ben o şekilde anlatayım. Ya, ben boşanmak istiyorum. Tamam. Ve sizin iyiliğinizi dahi istemiyorum. Bu kadar ne? Peki. Tamam. Gel boşanalım işte. Gel boşanalım. Aslında Osman amcanın sizle barışmayla ilgili bir arzusu olduğu için buraya ve bu kadar milyonlarca insanın karşısına, milyonlarca diyorum ama şu an kaç milyon izliyor bilmiyorum. Karşısına çıkıp şunu söylemeye çalışıyor. Aslında Necla gel, ben sözümü tutmaya hazırım. Yeter ki biz seninle olalım. Ama Necla Hanım sizden çoktan uçmuş. Uçmuş Osman amca. Uçmuşsa sizin gelsin, beklentiniz gelsin gibi, sizin beklediğiniz, arzu ettiğiniz gibi o rahmetli eşinizi hiç sevdiğinizi söylemediniz ama o dönemki bir evliliği yaşayabilme olasılığınız artık o kadar zayıf ki çok acı. Çünkü artık evlilikler hep beklenti üzerine, bir şey üzerine, bir talep üzerine şunu yaparım, şunu yaparsan, böyle yaparım, şöyle davranır sana dönmüş. Aslında ilişki böyle bir şey değil. Yani insanlar ilk evliliklerinde 5 bilezik, 10 bilezik ben hatırlamıyorum böyle bir şey istediğimi, talep ettiğimi hatırlamıyorum. Zaten yani bırak talep etmeyi, veren de olmadı. Her şeyi kendimiz yaptık ama ikinci evliliklerde bizim karşımıza hep bu tarzda kabarık faturalar çıkıyor. Ama esas konuşulması gereken gerçek sorunlar biz yan yana yapabilir miyiz? Esra Hanım, o kişisine göre değişiyor. İkinci evliliğim sadece bu var. Sadece bu var arkadaşlar. İkinci evliliğim sadece bu var. Ama ve orada yaş faktörü bulunmadım. Var. Ayşe Hanım yaş faktörü var. Yani anladım. Burada bahsettiğimiz babanızın yaşlı olması, hanımefendinin genç olması demek ki herkesin dengini bulması gerekiyor. Osman amcanın yanında 74 yaşındaysa işte 65'lerinde işte 60 yaşlarında belki de onun denge olan hayattan beklentisi, yaşamla ilgili beklentisi, evlilikteki beklentisi babanınki gibi çay kahve içelim, iki laklak yapalım diyebilecek biri. Büyük beklentileri olursa hayal kırıklığı. Şimdi bir iki veteremiz varmış. Necla'm siz de hattan ayrılmayın lütfen. O veterelerde ne var? Bir alışverişe çıktığınız görüntüler var. Gelsin ekrana. Evet, yeni çiftimiz. Yüzükleri alındı. Altınları alındı. Babam hala benimle evlener misin demedi. Ama yarın diyecek inşallah gençler. Hatırladınız mı bugünü Necla Hanım? Duyuyor musunuz beni? Telefon kapandı tekrar bağlayacaklar. Burada gayet mutlu görünüyorsunuz Osman amca. Evet. Bu evlilik teklifi öncesi yapılan alışveriş miydi? Yoksa düğün öncesi nişan mi? Nişan öncesi. Nişan. Nişan da mı yaptınız? Evet. Ben ona gelinlik giydirdim gelinlik. Bana dedi ki ben ilk evliliğimde gelinlik giymedim dedi. Ne olursun bana gelinlik giydir. Tamam dedim gelinlik giydirdim. Nişan kaç kişi arasında oldu? Nişan kendi ailemiz. Aileniz oldu. Nişandan ne kadar süre sonra evlendiniz? 4 ay mı? Yok. 8 Eylül'de nişan oldu. Bayağı da nişanlılık uzun sürmüş. Evet. Kısa da değil yani.
Peki yani Necla Hanım gelmek isterse bekliyoruz. Teklifimiz açıktır. Kabul ederse gelirler. Ben de elimden geleni yaparım sizin için. Esra Hanım şunu da söylemek istiyorum. Tabii. Ben herkesi engelledi. Beni de engelledi. Telefonlarımıza cevap vermedi. Hiçbir şekilde ulaşamadık. Yani... Evet, iletişimi kapattığınızda hayatınızdaki diğer insanlar size ulaşmak için her türlü kanalı denerler. Denedikleri kanallardan biri de bu. Hı-hı. Osman amca sizi şimdilik uğurluyorum. Yarın belki tekrar görüşeceğiz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Yemin ederim bak bu kulaklar neler duydu. Bu gözler neler gördü. Görmeye, duymaya, öğrenmeye de devam ediyoruz. Songül Bahar geliyor, buyursunlar. Sebebini öğrenmek istiyorum Esra Hanım, sebebini. Bunu istiyor, bana desin ki ben istemiyorum. Benim hayatımda birisi varsın, eyvallah. Çeksin gitsin. Sen evden kovdun beni. Ben evden kovdum. Evet. Ben çalışıyordum. O günün dedik ki sen dedi eve gelme istemiyorum dedi. Sen bana ne dedin? Sen istemiyorum dedin. Sen bana dedin. Ne dedin? Yapımı kesme beni. Ne dedin? Yapımı ne dedin? Kesme ben yani. Ben cuma günü eşyamı toplayıp eve gelmeyeceğim dedi. Ben de dedim ki tamam o zaman dedim. O kadar kovmam mı Esra Hanım? Ben istemiyorum. Boşanmak istiyorum. Sevmiyorum. Hani neden? Ben... Net. Hayatında evet. Birisi mi var? Hayır. He? Öyle bir hayatında şey yok. Hayatında birisi var değil mi? Hayır. Öyle bir şey yok. Bana iftira atamazsın. 7 sene evlisin de bir şey olmadı da son 15 günde mi oldu? Bana iftira atamazsın. He? Gözünle gördün mü? İstanbul'daki adresinden çıkıp ilk hangi ilimize gittiniz? İlk Antep'e gittim ben. Kimin yanına gittiniz? Bizim en sevdiğimiz komşumuz Hasan abi diye biri yanına gittim. Ben. Her saat onların yanında durdunuz. Durmadım. Oradan ara otogardan geri döndüm. Onlar sizi gördü mü otogarda? Yok görmedim. Niye? Söylemedim. Otogarda baldızı gidiyor almaya, telefonları bu komple kapatıyor, tekrar Bartın'a dönüyor. Ha? Hasan Bey telefon attı. Hasan Bey merhaba. Bana dedi ki, Talat dedi beni evden kovdu, ben sokaktayım dedi. Dedim oğlum, kuzum dedim, çık gel oğlum dedim kendine benden. Ondan sonra çıktı geldi, Antep'e indi, ondan sonra itimadı koparttık. Telefonları rette aldı, ondan sonra bir daha görüşemedik. Aradınız mı peki Songül'ü? Korktunuz mu başına bir şey geldi diye? Tabii ki canım aradım. Kız kardeşini aradım. Ona o kız kardeşi de bana dedi ki Songül dedi senin dedi şey olmasın buraya yanıma geliyor. İyi o zaman kızım dedim. Yanına geliyorsa sıkıntı yok dedim ben de. Elebaşı ablamı katma yani. Bunu ablan, sana söylüyorum. Ablan elebaşı o var o elebaşı ablan. Senin elebaşı ablan. Anladın mı? Elebaşı senin yönlendiren o. Sen benden ne istiyorsun? Ben senden bir şey istiyorum. Ben boşanmak istiyorum sen. Kurtulmak istiyorum. Ben de senden kurtulmak istiyorum anlıyor musun? Yeminim kurtulursam bana tavuk keseceğim tavuk. Adaka diyeceğim. Adak değil an. Izgara yapacağım Esra Hanım ızgara. Çocuklar da senin olsun ben seni istemiyorum boşanacağım dedin mi? Dedim. Çocukları babaya mı bırakacaksın? Babaya bırakacağım ama görmeye de hakkım. Hayır Esra Hanım. Kusura bakma çocuklarımı görürüm. Sevgili seyirciler Talat Bahar Gazi Osman Paşa'dan programa geliyor. 25 Ocak'ta eşim evi terk etti diyor. Yalnız 25 Ocak'ta enteresan rastlantı. Osman amcanın da eşi 25 Ocak'ta terk etmişti. Siz de 25 Ocak'ta demek ki o gün bir artık Merkür mü geri gidiyor değil mi? Var ya öyle şeyler inanır mısınız gezegenler işte. Esra Hanım hayırlı kandiller size. Hayırlı kandiller çok teşekkür ediyorum. Bu hani bu gezegenlerin hareketleri insanların etkilendiği dönemler olabiliyor. İnanıyor musunuz? Hiç dünyadan bir habersin. Boş konuş Esra Hanım. Yemin ederim kaçarken Esra Hanım, hızlısınız bana bakar mısınız? Şuradan şuraya yürüyemiyorsunuz Esra Hanım, ya. Buyurun. Ben cuma günü gelmedim. Sebebini... Evet orada çok geçmiş olsun. Evet bir anne olarak... Ne aradı 2 yaşında çocuğunu ne de sordu bu çocuk. Ben hastanelerde uğraştım. Ne diyorsunuz seyirciler? Buyurun anne karşınızda yazıklar olsun diyorum. Analık da yapıyorum babalık şimdi da yapıyorum. Şimdi şöyle bir hatırlatma yapayım. Sizin konunuzu geçtiğimiz hafta çarşamba mı perşembe mi işledik perşembe. Biz? Perşembe günü işledik. Ertesi gün konuya devam edecektik ama etmeme sebebimiz Talat Bey'in 2 yaşındaki çocuğu, 2 çocukları var çiftin. 2 yaşındaki çocuğunun çok ciddi bir rahatsızlığı olduğu için siz hastanedeydiniz. Evet. Bu sebeple de buraya gelemediniz. Evet. Songül Hanım durumdan haberdar mıydınız? Yok haberim yoktu. Peki hiç şunu sorgulamadınız mı? Ya bu Talat nerede geldi beni bulmak istedi bir anda düşmanım bu adam bile diye. Olsa, düşmanım olsa bile sorarım ben. Düşmanım olsa bile sorarım.
Ya da şöyle soralım. Vicdan olacak bir kere, vicdan. Bebeğin rahatsızlığını biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Daha önce de ama hastaneye yapmayın. Sen astım hastası olduğunu bilmiyor musun? Bu çocuk 15 günde bir hasta oluyor. Ya sen var ha sen. Ya yeminim var ha, çileden çıkardın beni. Yeminim çileden çıkardın sen beni ya. Çocuğunuz ya, çok çıkıyorsunuz hasta. Buraya. Bir bayan çıkıyor buraya. Yok bizi dövdü, yok vurdu, etti. İşiniz gücünüz o ya. İşleri güçleri buraya yalan atmak. Hayatın yalan senin, hayatın. Asıl senin hayatın yalan. Hayatın yalan senin. Sen Eyüp'te 3 kilo, 15 kilo sütü, 1 koli yumurtayı kime götürdün? Cevabını ver. 1 milyar 65 milyon. Telefondan mesajların geliyor. Çıkardım attığını. Kime götürdün? He? Süt banyosu mu yaptınız? Yoksa başka yere... Hediye mi ettiniz? Allah senin bildiği gibi yapsın diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum sana. Evet, 1 kilo süt. 15 kilo manda sütü, 1 koli yumurta. Nereye götürdün? Nereye götürdün? Evime getirdim. He, bak bana orada da aynısı dediler. Evine... Esra Hanım, efendim? Eve getirdiysen iki çocuğumun da yüzünü göstermesin bana. Yalan söylüyor, yalan söylüyor bu. Esra abla, bu beni yalan bundan söylüyor. Boşayın. Ben istemiyorum. Esra Hanım. Onu biliyorum. Esra Hanım, bu hayatı yalan bunun. Şu soruya cevap bunun. Verir misiniz? Hayatı yalan bunun. Siz bunu nereden öğrendiniz? 15 kilo sütle. Esra Hanım, mesajlarım burada. Beni aradılar. Mesajda gösterebilirim. Kim aradı sizi? Bu semt olarak vereyim mi? Semt verebiliyorsun. Eyüp Sultan'dan verdiler. Evet. Çıkardım attı, otomatik bana düştü. Borcunuz gecikti. 15 kilo manda sütü, 1 koli. Hayır, bir saniye, borçla mı aldın? Borçla almış. Evet, borcu da varmış. Kaç telefon... para borcunuz? Efendim? Kaç para borcunuz? 1 milyar 65 lira benim borcum değil. Hı. Abi eve gelmedi. Ben sütü her pazardan alıyorum. Kendisi de biliyor. Peki soralım Songül Hanım'a. Gaziantep'e giderken süt ve yumurta götürdünüz mü? Alıp evime getiriyordum, ediyordum. Yalan söylüyorsun sen. Bak, yalan söylüyorsun. Yalan söyleme. Benim de faydam oldu. Yalan satın söylüyorsun. Satın alınma tarihi ne? Efendim Esra Hanım? Satın alınma tarihi ne sütle yumurtanın? O telefonda Esra Hanım, hepsi orada. Hı-hı. Bir defa da bölünmüş yani 25 parça Ocak'ta parça eşin kayıp ya. 25 evet. Ocak'ta kayıp ya. 25'inde mi alıp gitmiş? Bu oradan devamlı alıyormuş, ha. Para ödüyormuş, tekrar yine süt alıyormuş oradan. Kime götürüyor bilmiyorum. Sen bu sütleri kime götürüyorsun biliyor musun? Senin o eski ustan vardı, hatırlıyor musun? Ben onunla görüşmüyorum. Yalan söyleme! Onunla görüşmüyorum. Yalan ben! Söyleme. Onunla görüşmüyorum! Beni çıldırtma! Beni aldatamazsın sen! Sen beni aldatamazsın! Telat, oturur musun? Saldırma ama Nesra Hanım, korkma. Ben öyle kişi... Ben bir... ...diyorsa saldır diye. Yok, yapmam diyorum, biliyorum. Yapmam. Ben sizinle konuşuyorum. Tamam. Nereye götürmüş onu sorayım Esra Hanım. Süt ve yumurta nerede? Kurimişçiye borcum var. Millet benim peşimi bırakmıyor. Benim peşimi bırakmıyor. Benim peşimi bırakmıyor, tamam mı? Telefonlardan çıkıyor. Benim peşimi bırakmıyor. Anlıyor musun? Nerede almışsın? Borçlarını temizle. Tamam, nerede almışım? Neyi almışsın? Aldıklarımı ben kendim veriyorum, kusura bakma. Veriyorsun da be. Niye millete mesaj geliyor o zaman? Günü geçti. Sütlerin parasını ödemiyor diyor. Niye kendi telefonunu vermiyor? Verir mi? Verim Esra Hanım. Benim telefon Esra Hanım, sizden ricam. Benim telefonumu neden kırıyor? Kırmasım lazım, teslim etmesim lazım. Kusura. Hangi telefonu? Kullandığı bu... telefonu mu? Yok. Şimdi benim kırdı çıkardım dedi mi bana mesajlar gelmeye başladı. O yüzden. O telefonumu kırmış atmış. Niye attı acaba? Ha, anladım. Onun kullanmış olduğu hatta gelen mesajları siz artık görebiliyorsunuz. Evet. Hattı çıkardığınız için. Evet. Yani senin telefon numaranı vermiyor. Onun kullandığı hatta mesajlar geliyor. Evet. Songül. Efendim. Arkada kendine ait karanlık bir dünyan da olabilir. Kendi başına yaşadığın, görüştüğün insanlar da olabilir. Gerçekten bu hani kendi evinin dışında farklı yerlere de ne bileyim süt, yoğurt, yumurta taşıyor muydun? Çok abartı. Ben alıp evime getiriyordum, ediyordum. Her şeyimi de evime alıp Esra getiriyordum. Hanım. Esra Hanım, ben pazar günü pazar sayında... 15 kilo süt. Esra Hanım, ben pazar günü her zaman gidiyorum. Aldığım kişi var yoğurdu benim. Yoğurdu da güzel olur ama hemen tüketmek lazım. Hanım Esra Hanım, pazar günü bizim oranın pazar var. Pazar pazar. Ben oradan her zaman abla her pazar alıyorum. 5 kilo alıp geliyorum. Hı-hı. Yalan söylüyor. Bak anladım. Sana yemin söyleyeyim Allah beni evime götürmesin. Her şeyi de yalan. Zaten bu dövdüğü de yalan. Evde kovdu. Esra Hanım bana dedi ki cuma günü dedi geleceğim dedi. Eşrafalı terkip gideceğim dedi. Ben de dedim ki gidersen bir daha gelme dedim. O onu kastediyor bu. Kusura onu kastediyor. Beni evden kovan sendin. Benim evden kovan sendin. Esra Hanım 7 senedir evdeyim. Niye 15 günde benimle böyle kötü oldu? Onu soruyorum ben size. Neden peki, kötü oldu? Peki bir şekilde iyi kötü hayatımız devam ederken
Ne oldu da 15 günde sorunlar bu kadar büyüdü? Şöyle söylüyorum. Evde tartışma oluyordu. Tartışma konusu ne? Dayak mı? Bir dakika ya. Hı. Eve işten gelirdim. Yani beni eş yerine koymazdı. Bir köpek yerine koyardı. Hı hı. Bir alıp karşısına oturup etmezdi. Elinden tüktüklar düşmezdi. Hı hı. Onun için artık ben soğudum yani, istemiyorum. Soğudunuz. Sizinle daha farklı ilgilenen, size yakınlık gösteren biri olduğunda insan bu aradaki farkı görebiliyor. Biri sizinle ilgilenmeye başladığında ya evdeki normal değilmiş ya, burada bir anormallik var der insan. Bu farkı görebileceğiniz bir ortamınız oldu mu? Nasıl bir şey? Yani şöyle, o seni eş gibi görmüyor ama bambaşka biri size çok yakınlık göstermiş olabilir. Ya ben ondan sevgi, hiçbir şey görmüyorum. Görmediniz. Yani ben eşi... Tabii görmüyorsun. Sen var ya sen. Senin o pisliklerin çıkacak. Çıkacak. Neye çıkacak? Çıkacak diyorum. Tamam, senin o yaptığın pislikler çıkacak. Neye çıkacak? O kişiyi de bulacağım. Tamam, sen neye çıkacak? Sen sütleri o neye? Kişiye taşıdın. O neye kişiye çıkacak? Taşıdın. Neye, neye? O kişi, sen daha iyi biliyorsun. Beni dedi, ya sen 50 tane iş değiştiriyorsun. Orada çalış, 10 gün orada çalış. 5 gün orada çalış. Sen bir şey tutturamıyorsun ki. Ben nerede? Bir de diyorsun ki utanmadan, pıh sana yazıklar olsun be. Gece konuda oturuyorum, ben bu evde oturmam ya. Benim ona gücüm yetiyor, ona. Benim ona gücüm yetiyor. Ne zaman söylediniz bu cümleyi? He? Benim ona gücüm yetiyor, tamam mı? Ben seni her zaman da destek ettim. Gecenin 12'sinde istediğin yiyeceğe daldım. Ay sizin aranızda hep bir yiyecek mevzu var. Yani börekler, kolalar, Esra Hanım, cikletler, Esra çekirdekler, Hanım, çerezler, mi? Sürekli homili gırtlak ya. Sütler, yoğurtlar, yumurtalar. Esra Hanım, yemin ediyorum sana bunun konuştuğu... Bak bu var aşırı, annemin üzerine yemin ediyorum, inanmayın. Bak yemin şart olsun da hepsi yalan. Şimdi evlilik içerisinde değer görmediğini söylüyorsun. Siz evde rolleri değişmişsiniz. Sen çalışan bir kadınsın, o da evde çocuklara bakan bir adam. Doğru mu? Sorumlulukları ayırmışsınız. Sen çalışmayı tercih etmişsin, o çocuklara bakmayı. Ama o da şundan şikayet ediyor. Diyor ki çocuklarıyla hiç ilgilenmiyordu. Hayır, yalan söylüyorsun. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Çocuk için yalan söyleme. Yalan söylüyorsun. Çocukları da yapmadı evde. Oturuyordu. Dana gibi gidip yatıyordun yerde be. Konuşma. Yalan söylüyorsun. Sen konuşma. Erkek olsaydın çalıştırmasaydı. He. Adam mı? Erkek mi? Evet. Erkekim değil mi? Doğru söylüyorsun. Erkek olsaydın çalıştırmasaydı yani gidip... He? Yazılı kural mı bu, erkek çalışır kadın evde olur diye? Sen şartlar değişebilir. Esra Hanım bana dedi ki sen dedi çocuklar daha iyi bakıyorsun dedi. Sana yardımcı olayım ben dedi. Ben de tamam dedim. Çocuklara ben bakamıyorum, sana daha iyi bakıyorsun diye o şekilde gitti. Yalan ya, deletme beni be yalan. Ya diyorum ya siz buraya. Şimdi yalancı olarak geliyorsunuz da buraya. Varmış. Yok dövdüm etti. Efendim? Ev veterisini bir ekrana getirmek istiyorum. Bu evde ben yaşamak istemiyorum dediniz mi? Esra Hanım dedi. Hayır. Gece kondu beni çok bir şey gördü. Küçük gösterdi bana. Millete küçük gösterdi bana. Tamam evim kötü. Durumum bu. Esra Hanım ben. Ben ama ne yapabilirim? Hayatım siz kaçarken sen sarayda da yaşamıyordun. Hayır. Gidecekse. Kaçarken biliyordu ne oldu. Benden boşanacağım zaman giderse zenginle evlenirse dublekste oturtturur. Ben bu şekilde benim gücüm yetiyor. Peki görelim evi. Benim ellerim akşam kadar çöpler içindeydi. Çöpten giyiniyorum bak çöpten. Üstüme bir şey alayım, çocuklarıma bir şey alayım diye plastik topluyorum. Eve gelebilir miyiz çekimi? Gelebilirsin. Evimin halinde görebilirsin. Evet, İstanbul Gazi Osman Paşa Yıldız Tabya mahallesindeyiz. Telat Bey'in evine geldik. Hem evini göreceğiz ve bu çocuklara Telat Bey nasıl bakıyor? Ben analık da yapıyorum, babalık da yapıyorum çocuklarıma. Elimden geldiği kadar da çocuklarımın arkasındayım. Bir haftadan beri Songül Hanım evi terk ettiğinden beri sen evden dışarı çıkamıyorsun artık. Hayır, çıkamıyorum. Evle de ilgisi yoktu zaten. Hiçbir temizliği de yapmıyordu, altını da almıyordu. Geliyordu, yatıyordu. Çocuklarla ilgisi yoktu. Diyordum ki çocukların altını al diyorum. Ben olmaz, sen yap. Ben yapamam Edi diye söylüyor bana devamlı. Burası kendisinin makyaj yaptığı yer. Makyaj odası mı? Heh, makyaj yaptığı yer. Burası kendisinin... Buraları leş gibiydi. İşte düzenleme yaptım işte buraları. Hepsi düzenlemesini yaptım. Leş gibiydi buraları.
Burası da mutfak mı? Evet Özkan Bey, buyurun. Yemeği falan sen yapıyorsun galiba. Evet evet, her şeyini ben yapıyorum. Evin eski olmasa ama evin temiz yani, evin temiz tutuyorsun. Evet ben temiz tutuyorum. Tertemiz ettim çamaşır suyuyla. Burayı nereye ısıtıyorsun? Kömürlü odun ısıtıyorum. Makineyi sürekli veriyoruz çocuğa. Evet, evet. 20 dakika arayla veriyoruz. O zaman bu evde birinin hep sürekli olması gerekiyor. Evet, onun da benim bir yere de çıkmıyorum artık. Yani bu saatten sonra çocuklarımla ilgileniyorum. Siz diyor mu çocuğu görüyorsun? He, vicdanın sızladı mı? Sende gurur yok ki, ağlamazsın, gurur yok. Çocuklarını özledin mi? Özlemez Özlem, özlemez. Ben İlgisi son bile yoktu. Soruyorum. 25 Ocak'tan beri ortada yoktun. Ve sonra seni bulduk, buraya getirdik. Çocuklarını özledin mi? Hafta sonu böyle bir talebin oldu mu çocukları görmek gibi? Yok, olmadı. Görmek istiyor musun onları? Esra Hanım, benim durumum bu Esra Hanım. Yani ben babalık, analık bu kadar yapıyorum. Bana yardımcı olun yani. Ben artık bu saatten sonra istemem Esra Hanım. Gene kendi yolda yapıyorum. Ben plastik topluyorum Esra Hanım. 10 milyar da maaşım var. Çocuğuma elimden gelen kadar yardım ederim. Ya bu benim işim bu Esra Hanım. Ama çok arkadaşlar çok görmeyin beni. Bundan sonraki hayatında kimse yok mu? Hayır. Sadece Songül mü var? Esra Hanım çıkacak. Yani boşanırken çocuklarını almak ister misin Songül? Aslında sana bunu sormak istiyorum. Ben küçük oğlan almak istiyorum. Hayır Esra Hanım, bakacak yeri yok, veremem. O çocuk astım hastası hastanelere götürmüyor. O çocuk öldürecek o çocuğu. Vermem, kesinlikle vermem. Bir ana evlatını öldürmez. Sen yaparsın. Sen hastanelere götür dedim, şu çocuğu da götürmedin. Nefes alamıyordu. Yalan söyleme Sarıyer'de. Bak konuşma, bak benim yalan konuşturma. Söyleme, yalan söyleme. Sen yalan, senin zaten hayatın yalan diyorum, hayatın. Hayatın yalan. Çocuk yok sana, yok. Sana çocuk yok. Sen öbür çocuklarına bakamadın. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında çocuğunu bıraktın. Çocukların ne diyor biliyor musun sana? Ben konuştum çocuklarınla. Ben. Anamız yok diyor. Bizim artık babamız var. Biz orayı biz tanımıyoruz diyor. Konuştum. Çık da konuş, çık da konuş telefona. Kim olduğumu anlat. Konuştum seninle ben. Konuş şunu rezil et. Zaten rezil edeceği kadar ettin zaten. Ama orada da şunu söyleyeyim, o üç çocuğunu senin için terk ettiğinde o zaman hayrandın ona. O zaman insan şunu sorgulayacak, diyecek ki ya üç çocuğunu benim için bırakan biri yarın öbür gün beni de çocuklarımla ortada bırakır. Sonuç değişti mi Talat? Değişmedi. O gün üçünü bıraktı, bugün ikisini bıraktı. Esra Hanım bak yemin ediyorum sana, beni sokaklarda kaldım dedi, kötü yola düşeceğim dedi, beni bunlar evden dedi kurtar dedi, ben o şekilde evlendim. Esra Hanım bak yukarıda Allah var, iki tane çocuğum var, yemin ediyorum sana bak. Yalan söylüyorsa da Allah cezasını versin. Songül'üm sen 25'inde kaçarken Antep'e gittiğinde orada saklanıyorsun. Halbuki seni alacak bir akraba, bir komşu, birileri var. Bir planın vardı, o planın suya düştü. Değil mi? Bir plan dahilinde sen o gün evden çıktın. Abla çok görmeyin bana sen ya. Sen öyle plansız gitmezsin. Hiç planım yoktu. Ben yani evden kovduğu için ben gittim o evden. Yani o planın iki çocuğundan vazgeçmene değer mi? Onu öğrenmek istiyorum. Değer değildi ama ben o evden beni kovduğu için o evden gittim. Ya cuma günü eve git. Ya ben ne anladım? Cuma günü gideceğim daha gelmeyeceğim diyeceğim. Ne dedim ben sana? Çek git daha da gelme dedim bu şekilde. Gidince ben seni... Ben tükürdüğüm yalan insan değilim. Şu kapıdan gitti mi daha giremezsin. O kadar. Evden kovan sendin beni. Ya gideceğim gelmedin, olan sensin. Gelmedin, istemiyorum dedin sen diyor ya. Bana. Sen nasıl bir insan... Ya 7 senedir kovmamışım da seni. Son gideceğin gün mü kovdum seni be? He? Sana yazıklar olsun be. Asıl sana yazıklar. Esra abla beni bundan boşlayın. Ben daha gelmeyeceğim. Tabii gelmeyeceksin. Şimdi... Pisliklerin çıkacak, pisliklerin. Senin pisliklerin çıkacak da ben buradayım. Ay nereye gideceksin burada? Ablama gideceğim. Bartın'a. Evet. Ben gitsem bile yine çıkacağım buraya. Sorun şurada, siz niye bir problem var, çocuklar var. Telefona siz böyle kulağınızı böyle gösteriyorsunuz. Bağlayın Antep'e şunu. Gidip tekrar Bartın'a dönmek niye aynı gün içerisinde? O kişinin başı belaya girmesin diye ben geri döndüm. Ama oradan. Ablanız var, hiç o kişiye siz Antep'e gitmenize ne gerek var? Buradan kaç saat yol gittiniz Antep'e?
Gitmiş yani de geri dönmüş. Yani ablanız varken o kadar yol çekilir mi? Yani Gaziantep'e gidiyorsunuz sonra geliyorsunuz Bartın'a, böyle yol. Direkt oraya düşündüm. Anlaşamadın. Yani. Ablana dersin ki ben hasta çocuk da var, yeni hastaneden çıkmış, değil mi? Abla biz anlaşamıyoruz. Diğer çocuk da küçük ve bak anlamıyorsun. Talat, büyük oğlunuz hastalansa nüfus cüzdanında ne yazıyor baba ismi? İsmini kullanmak istemiyorum ben. Tamam, başka bir benim ismimi kullanmayın dediler de o yüzden tamam, kullanmıyorum. Soy ismi de başka değil mi? Evet, ben kendisiyle de konuştum. Şimdi diyorsun ki küçük çocuğu alacağım, ben büyüğü almayacağım. Hastalansa nasıl götürecek baba? İspatlasın baba olduğunu. Ne diyecek? Hülya Hanım. Seni mi arayacaklar tüm Türkiye'de, Gaziantep, Bartın, anne nerede diye? Hülya Hanım, bu çocuk bakamaz. Bakamaz diyorsan bakamaz. Ben çocuğumu elin kapısında niye bekleteyim ya? Ben çocuğuma her türlü bakarım. Neyle bakacaksın? Her türlü bakarım çocuğumu. Dostun olduğu zaman bakacağım beraber. He? Neyle bakacaksın? He? Ne dostusu ya? He? Sen Yıldız Sabya'da gece 12'de kiminle konuşuyordun? He? Niye özel konuşuyorum diyormuşum millete. He? Niye yalan söylüyorsun ben sen? Ben yalan söylemiyorum. Millet söylüyor. Talat. Ne fark eder? Hiçbir hadi abartmaya gerek yok. Ben senden boşanmak istiyorum. Ne fark eder? Acın aynı değil mi? Hayal kırıklığın aynı değil mi? Kimi, beni mi? Evet, üzüntün aynı değil mi? Esra Hanım, yani ben çocuklarım var. Ben canımı alır çocuklarıma, ben çocuklarımı vermiyorum. Şu çocuğu... Ya Esra Hanım, size söylüyorum ya. Dört günden bak, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. Bir kere sorar mı? Düşmanım olsa bile sorar. Ya benimle konuşmuyor mu? Kardeşleri yakın, arkadaşız. Sorabilir. Ama şimdi bu şefkat, merhamet dediğimiz duygular herkesle aynı şekilde ve aynı oranda yaratılışımızda yok ki. Her insanda bu farklı gelişmiştir. Fakat şunu görebiliriz, bir insanın ne kadar şefkatli ve merhametli olduğunu, geçmişteki insanları nasıl bıraktığını masaya yatırırsak, orada bir toplama çıkartma yapsak zaten önümüze bundan sonraki yolların haritası çıkar. Boşanmanız konusunda sizi bir araya getireceğim. Oturur konuşursunuz. İstekleriniz de belli. İnşallah anlaşırsınız. Daha da fazla uzatmazsınız. Sizi buradan uğurluyorum Songül. Buyurun. Elif Demirtaş ve annesi Sadiye, babası Nurettin Demirtaş geliyor. Kurtulmak istiyoruz, bitsin dedikleri Hüseyin Başkaya ilişkisinde dün bambaşka bir noktaya geldik. Elif'in hamile olduğu ortaya çıktı. O hamilelikten sonra olayın rengi ve seyri değişti. Böyle buyurun. Elif gel. Sadiye Hanım, Nurettin Bey. Hüseyin Başkaya tüm iddiaları cevaplamaya, stüdyoya gelecek mi? Ben Elif'le her zaman ilişkime devam ederim. Yeter ki bizi kurtarsın, anne babasının yanından ayrılsın demişti. Hacı'nın gönüllü olan boşanma şartlarını biraz sonra konuşacağız. Hacı'nın eşi kayıptı Gönül. Onu da bulduk. Biraz sonra çift son kararıyla karşımıza, reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın. Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor. Bir tarafta şu anda 18'lerinde olan Elif, diğer tarafta 42 yaşında Hüseyin Başkaya. Elif'in Hüseyin'den hamile olduğu ortaya çıktı, yer yerinden oynadı. Annem burada değil, annen yan tarafta. Nedeni? Ya çocuğunu aldıracak, ya kocasını teslim alacak kızı, ya eşimle ben ayrılacak. Öyle bir şey yok. Ben öldüm hayır. Öyle bir şey yok. Test yaptırdım, gittim. Ne çıktı teste? İki tane çizgi çıktı. Kızım dedim bunu sessizce aldıralım. Yok anne, yok anne, yok anne. Ben annenin niyetini anlamak istiyorum. Şimdi sen hamileysen bunu sessiz sedasız kimse duymadan halledebilirsin değil mi? Yani. Şu anda mesela bu olayı senin bu tavrında kim duydu? Hüseyin'e duyurdu. Bugün büyük gün. Hüseyin Elif'e ve doğmamış bebeğine sahip çıkmak için stüdyoya geliyor. Baba olacağınızı biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Yayında duydum. Eğer Elif ailesini terk ederse
Ben Elif'i, çocuğumu kabul ediyorum. Çünkü Elif'le hiçbir sorunum yok. Gerçekten canımdan çok seviyorum. Elif Hüseyin'in teklifini kabul edecek mi? Ailesinden vazgeçecek mi? Çocuğu kaldırmazsam Hüseyin'i seçiyorsa ben eşimden hemen ayrım. Ama sen listende Hüseyin'i seçmesi var. Ben kızı karısı isterse ben ne yapabilirim? Ah Saniye. Büyük yüzleşmede ortalık çok karışacak. Şimdi Esra Erol'da. Sevgili seyirciler, programın ikinci bölümündeyiz. Hacı ve Gönül Erden çifti stüdyomuzdalar. Önce hatırlatma ekrana geliyor. Ardından kayıplara karışan, sonra da kaçmış olduğu kişiyle aile içerisinde düğün yapan Gönül eşiyle hangi şartlarda boşanıyor, bunu konuşacağız. Ne oldu da Gönül Hanım sizi terk etti? Kafama çaydanlığı vurdu. Kapıyı üstünden kilitledi. Çocuğa bıçak dayadı. Bunu çocuğum sonradan söyledi bana. Şu işte, deli bu ya. Bu kafada var ya. Karına sahip çıksaydı ben de kocamı bırakmasaydım. Evliyken Mehmet Kozuca ile 4 gün 4 gece düğün yaptı. Bayağı da büyük bir düğün var. Evet, 4 gün 4 gece oldu. Benden senin de gibi oldu. Düğün. Nasıl sevgiymiş gönülde bakın. Oh dedin evet, bu düğün için. Hacıya oh değil ki. Yani bence bana değil. Diyordu ki benden başka kimse almaz, karnını doyurmaz diyordu. Demek ki senden başkası da beni alıyormuş. Benim karnımı doyuruyormuş. Ben inek sattım inek. İnek sattım babana 8 milyar satmasaydım. Hakkım sana haram olsun. Benim yaptığımda sana haram olsun. Oğlanı ben büyüttüm. Kodun kaçtım. Çocuğum kırlıyken yanınıza bıraktım da çocuğum terden, pislikten düğün olmuş. Hep sen utanmaz. Bu şahıs oğlunu dilendirmiş. Oğlunu. Dilendirmeseydin kardeşim o zaman. Her şeye karıştım. Bayağı bir kızdım ama alışkın bunlar. Bunlar alışkın. Neler söyledim? Gördün mü? Ben abla, Allah şahit olsun neler söyledim. Ya bir de şimdi bak bu çocuk. Yalan olur tabii. Beni götüren pislikte o çocuklarımı tazminatında, namakasında verecek. Kim o altınları verecek? Da vereceksin. Niye verecekmiş? Gibi vereceksin. Niye verecekmiş? Mehmet Bey, ne zaman tanıştınız Gönül Hanım'la? 28 Şubat'ta sosyal medya, TikTok aracılığıyla. Evliyim dedi. Demiş. Eşim diye hitap ediyormuşsunuz. Evet, normal şeyler zaten. Ailenize hanımefendinin evli olduğunu, çocukları olduğunu söylediniz. Söylemedik. Mi? Saklamanın sebebi ne? Sizin için normal bir şey çünkü bu. Sizinle Gönül Hanım evliyken başkasının yanına kaçıp 4 gün 4 gece düğün yapabilir mi? Benden kaçtıktan sonra tamam. Bir küçük altın alıp da gidiverin düğüne yani. Ne olacak? Bir altın takar geliriz yani. Önemli değil. Eski kız arkadaşınız telefon attığında da. Facebook'tan tanıştık bununla daha. Ben verdim iki çocuğum var. İlan nikaya giyeceğim sana dedim. Kapının önüne geldi gitmedi. Benden çok seviyorum da ölüyorum da bitiyorum da. Vay be. Kapınızda yattı. Aynen. Mehmet Bey evli seviyor anladığım kadarıyla. Aynen. Gecenin saat 1:30-2'sinde elinde pompalı silahla beni karşılamadın mı? Evet. Yol yıkmaya çalışıyordu. İmam nikaya giyip ben de aynı kaçırma planına gibi bir şeydi. Ben istemeyince. Sizi kaçırmaya çalıştı. Aynen. Vay be. Bunları ne ara yapmışız? Gittiğin adama bakalım. Görüyorsun değil mi? Mehmet, bir saniye. Hoca aramadık mı? İmam nikahı kıymak için. Yok, hayır. Hanımefendi, şu anda niyetin ne yani? Onu söyler misin? İki sene bir beraberlikleri var. Allah Allah. Mehmet'i bu ilişkide mağdur ettiğini düşünüyor musun? Tabii ki. Mehmet'in bir yanlışını görmedim. Seviyorum Mehmet'i de. Çok yalaka bir insansın. Çocuklarından daha kıymetli mi? Hayır, oradan değil. Çocuklar babada kalacak. O da baba olsun, baksın. Allah'a şükür evlatlarım için yaşıyorum ben. Uzaktan da olsa. Ay ne güzel o uzaktan bakmak. Yani 20 tane çeyrağımı getir, ben çocuğum onu... Her gün artıyor bu altın sayısı, hayırdır, yürüyor mu bunlar? Tamam, Mehmet Kozuca. Evet. Altınları falan ev yaptırdık. Ben niye vereceğim ona? Önce çocuklarımın velayeti, çalıp götürdükleri maddi manevi tazminat açmak istiyorum. Hacı ve Gönül çifti 8 yıllık evli, bu evlilikten 8 ve 3 yaşlarında ikişer iki çocukları da var. 7 Nisan tarihinde Gönül evden kaçıp Mehmet Kozuca isimli kişiye kaçarken bizim işte hayatımız boyunca düğünden, dernekten kalan altınları alıp götürdüğünü iddia etti kocanız. Öncelikle bu iddiaya tekrar cevaplar mısınız? Hayır, hiç altını falan yoktu. Bana zaten 3 tane bilezik takmışlardı. Hı hı. Biz kaçtıktan sonra bileziğin ikisini babası aldı, bize eşya aldı. Bir tane kaldı. Ah. Onu da ben büyük oğluma doğum yaptığımda kendisi aldı. Ya yalan söyleme çünkü. Be. Hı hı. Yalan söyleme. Çalışmıyordu. Bir de şunu sormak istiyorum. Mehmet Kozuca'yla yapılmış olan 4 gün 4 gece, hani övünerek söylemiş olduğunuz bir düğün var. O düğünde size Mehmet Kozuca'nın komşuları ve yakınlarının takmış olduğu takılar olduğunu söylediniz. Bu takılarla Mehmet'le beraber ev mi alıyorsunuz? Hayır, takılan paralarla yani
Ne kadar biriktik zaten? Bir 40 bin lira mı falan birikti. Eve eşya aldık. Altlı üstlü olduğu için ev zaten vardı. İçinin dekorasyonunu yaptırdık. Peki hangi şartlarda çift boşanıyor? Abla bunun hayatı yalan zaten. Bu kişi size ben delillerimde de var zaten. Bana küfürler etti. Gel Afyon'a altınlarını vereyim. Bilmem şöyle böyle. Yani ağza gelmedi küfürler. Bunların delilleri de var zaten. Mahkemeye de sundum. Ben öyle bir şey söylemedim. Var. Çıkarsın. Yok bu kişi söyledi. Kaçtığın dostun söyledi. Mesaj falan var Instagram'dan. Bunları da sundum zaten. Yani inkar ediyorlar burada. Sen hangi şartlarda bu evliliği bitirmek istiyorsun? Ben bundan bir an önce zaten boşanmak istiyorum. Maddi, manevi... Hangi şartlarda? Ne isteyerek boşanmak istiyorsun? Ne yaparsa anlaşmalı boşanmayı kabul edersin. Onlar benim çocuklarım rızkı. Alıp götürdüklerini verecek. Öyle 4 gün 4 gece düğün yaptım. Oh canına canına diyor ya. Bunları verecek yani. Böyle olmaz yani. Her şeyin bir bedeli var. Benim iki çocuğumun da nafakasını da verecek yani. Abla. Öyle bir şey yok. Hiçbir şey vermiyorum. Boşanma. Ölene kadar böyle uzasın gitsin. Telefonda da zaten böyle sen, diyordun. 5 yıl sürsün. Sen ölürsen Esra. Ben senin emekliliğini yerim. Ben de ölürsem hiçbir şey kalmaz. Ha onu da hayal ediyorsun. Bunu telefonda ne yapayım boşamazsa öyle. O hiç evlenmeyecek değil mi Esra Hanım? Orayı anlamıyorsun. O da evlenecek yarın. Hanım, o da bana boşamayacağım diyecek, demiyor. Diyecek ki, çekişmeli boşanacağım. Kusurlu olduğunu ispat edeceğim. Tazminat alacağım diyor. Etsin ha. Kendin bana... Yani öyle şey bir sonraki maaşa kadar düşünmeyin yani. Yani yok ne vereyim ki yok. 20 tane çeyrek diyor. Üzerinize... Yok yani 20 tane çeyrek nerede? Var mı ispatın? Nasıl? Nerede bu altın? Ya yalan söyleme bana. Ya 20 çeyrek değil mevzu biliyor musun? Şimdi evlilik içerisinde gidip isteğine ve kafana göre birine kaçamazsın. Onu aldatamazsın. Sadakatsizlik yapamazsın. Yaparsan... Diyor ki bunun bir bedeli var, bunun bir cezası var, bunun cezası işte ki bir tazminat. Sen diyor bu Mehmet'le 4 gün 4 gece düğün yaptın bir de bana oh çektin ya diyor. Bu cezayı bana ödeyeceksin diyor. Bu onun en doğal hakkı. Aynı şekilde sen buraya gelip kocam gidip Ayşe'yle 4 gün 4 gece düğün yapmış deyip bunu talep edebilirdin. Bu onun en doğal hakkı. O yüzden diyor ki ben bu hakkımı kullanmak istiyorum. Esra abla ben maddi olarak hiçbir bir şeyim yok. İşte, hiçbir şey veremem de. Hayattaki gerçekler... Kendi bilir yapacak bir şey yok. Çocukların velayetini istiyor. Sen bu kadar para istediğin sürece ben de çocuklarına fark et, şeyini vermiyorum. Tamam mahkemede görüşürüz. Yani aslında hayattaki gerçekler TikTok'ta birini beğenip arkadaşlık yapmaya benzemiyor. Gerçek hayata döndüğünüzde tüm davranışlarınızın bir sorumluluğu var. Esra abla. Bu sorumluluğu alın diyor. Bu ne demek biliyor musun? Sen bu bedeli bir kere ödemiş olsan Mehmet'le evlendikten sonra Mehmet'i aldatıp kaçamazsın. Dersin ki ulan ben ilkinde bunu yaptım. Başıma da gelmeyen kalmadı. Ben o yüzden sakin bir şekilde mutsuz olan evliliğimi bitirme gayreti göstereyim. Esra abla zaten kendisi söylüyordu ki, diyordu ki seni başkası alsın, seni biri alsın, ben senin yani sen başkasıyla evlen, ben senin elini öpeceğim diyordu. Ya ben öyle bir şey demedim ya. Der mi insan? Ya abla defalarca söyledi, yemin ederim ya. Ben kaç kere ailemin evine gittim. Hiç gitmedin, hiç. Ben zaten hiç yan yana kalmadım ki, bir 3 sene kaldım. Yani düşünsenize sevdiğiniz adam, sevdiğiniz kocanız diyor ki başka biri seni alsın. Bak o adamın suratına tükürürsün. Yani bak, bu bana yani gidemeyeceğimi düşünüyordu. O kapıyı çocuklarla çarpar gidersin. Onu da mahkemede sürüm sürüm süründürürsün. İşte ya. Ben bu hakkımı kullanmadım. Tek yapman gereken buydu. Yani sen dost beni bulmak. Bir kadın olarak nasıl böyle aşağılarsın? Senin gibi bir insanla aynı ortamda bir kere bile nefes almak istemiyorum dersin. Evet. Ama siz problem şu senin nezdinde söylemiyorum. Herkesin sorunlu evliliği var ama birini bulana kadar... Birini bulduktan sonra akıllarına sorunlar geliyor. Hayır. Ben haklıyım demiyorum. Ben keşke böyle değil de yani normal bir şekilde boşansaydım. Zamanlı başa almak ister miydin? Hangi tarihe dönerdin? Mehmet konusunda hayır. Onu sormuyorum. Yani 7 Nisan öncesinde hangi tarihe dönerdin? Yani ailemin yanına gitseydim. Keşke haklarımı kullansaydım daha iyi olurdu yani. Aslında ne kadar çok hakkın vardı değil mi? Evet. Aldın hepsini. Ama abla yemin ederim hiçbir şeyini istemiyorum.
Ne isteyeceksin ki? Kanıma kadar şey emdiniz istemiyorum. Ya. Kanıma yani kadar emdin. Ne isteyeceksin? Ya neyim vardı daha yedim? Neyim vardı? Ne isteyeceksin kanıma kadar emdin tamam sen benim ya? Tamam da neyim vardı ya? Neyim yoktu neyim ya? Neyim vardı? Neyim yoktu? Aileni kötüleyerek bana geldin. Neyim vardı? İki kere kaçtın. Ben senin için herkesten kötü oldum be. Yazıklar ya, olsun sana. Ya kirayı bile ödeyemiyorduk. Ya. Neyim vardı? Yazıklar olsun sana. Hayırdır? Lan sen Mehmet Gozluca. Lütfen kelimelerinize dikkat edin. Araban motorun şunun bunun var ya. Kapının önünden geçtim. İnine kadar girdim. Onları satla ver. Hayır, böyle iki çocuğumu kaçırma değil. Oturarak konuş lan. Yani, konuşma. Mehmet Bey, alırım sizi görüntüden. Lütfen konuşmalarınıza dikkat edin. Hem suçlusunuz hem güçlü. Bir de utanmadan üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Ya. Biraz utanma duygunuz olsun. Utanması yok birazcık ki. Birazcık ya. Atmayın. Bak, ya bunları seve damdan seve düşmeyenin halini damdan düşmeden anlayamazsın. Ama Allah... Seni bu yaptığında sınayacak. İlahi adalet var. Aynen. Ne yaptıysan Allah seni aynı tavrında sınayacak. İşte o zaman göreceğim ben. Ha, şunu da göreceğim. Zamanı geçirin. Tüm bu olaylar bitti. Biz bunların hiçbirini duymadık. Bizim karşımıza Gönül diye biri geldi sevgili seyirciler. Oturuyor Gönül diyor ki Esra abla ben mağdurum. Ne oldu? Ya ben evliydim. O zaman iki çocuğum vardı. İnternette de birini tanıdım. Adı da Mehmet. Onunla biz kendisiyle ilişki yaşadık. Ben evliyken işte filan vesaire. Sonra ben zorla boşandım. Bir çocuğumuz oldu. Hala hacının soyadını taşıyor. Vay efendim ondan sonra ben evliyken kocam beni sürekli işte namussuzlukla suçladı. Sürekli benden şüphe etti. Bir de ailesi sürekli benim bu yapmış olduğum davranışı başıma kalktı. Ardından çocukları benden aldılar, beni sokağa attılar. Bakın ben bu hikayenin devamını duydum. İnşallah duymam. Ama... yaptığımız şeylerin karşılığını mutlaka alırız. Yani şu an değil ama belki bir 15 yıl sonra burada bir başka bir arkadaşım oturduğunda benzer bir konuyla karşısında olabilirsin ya da mahkemeye gidebilirsin Gönül. O yüzden seçimlerimizi doğru yapmak zorundayız. Şimdi bunun aile bireyleri bilmiyordu. Gittiğin zaman böyle bazı değer yargıları özellikle aile kavramı içerisinde size her konuşmada her huzursuzlukta önünüze böyle pat diye konulacak. Mehmet Bey'in ailesi. Çocukları bilmiyordu. Bütün bu beyefendinin anlattıklarını bilmiyordu. Sen şimdi oraya gittiğin zaman hayatta insanın sürekli bir ceket gibi aile içerisinde gardını alıp ailenin içinde gezinmesi o kadar zordur ki kadına. Yani sen güvendiğin Mehmet'i ve Mehmet'in ailesine karşı hayatın boyunca bir ceket giymek zorunda kalacaksın. Hep gardını alacaksın. Buyurun hacı. Mehmet Bey duydunuz mu? Velayetten vazgeçmiyorum ve 8 ve 3 yaşındaki çocukları da gelirken yanında getiriyormuş. Evet duydum efendim. Kabul ediyor musunuz? Evet bakarım ben de yersem onlar da yer. Anladım. Bu, zaten şunu anlamadınız. Ya, karnınız doyduğunda yaşamıyorsunuz. Problem bir yemek yemek değil. Ya hani göz önüne gelen o abla hani... Anlat. Hani çoğunluğunun göz önüne peki, gelen odur. Hacı Bey, zamanı alacak olsan geriye hangi zamana dönerdin? Abla çok hatalar yaptım yani büyüğümün lafını dinlemedim. Ailen ne diye uyardı seni ve ne zaman? Ailem hiçbir zaman bunların tarafını hiç kabul etmedi yani. Evet, hı-hı. İstemedi. İstemedi zaten. Hı-hı. Yani biz severek evlendik, öyle bir aşk yaşadık yani. Kaç yani, yıl sürdü aşkınızın ömrü? 3 ay, 4 ay aşk yaşadık bir şekilde. Hı-hı. Ondan sonra nişanlandık. 6 ay nişanlı kaldık. Ondan sonra işte bunun sizin ailesi... her kavuşamamanız sizi birbirinize daha tutkuyla bağladı değil mi? Evet, kavuşmamız da zor oldu zaten. Hı-hı. Ama yani kavuşamadığınız için... Benim tarafım istemedi, benim tarafım istemedi. O imkansızlık sizi birbirinize daha bağladı. Evet, evet. Çünkü biz bu hayatta sevilmek istiyoruz, sevmek istiyoruz ama... Ben bunun için her şeyi yaptım yani, her şeyi engel bozaldım. Oluyorlar. Demek ki insan aile hayır diyorsa bir kere dinleyecek. Gamze. Gönül'e. Gönül Hanım, Mehmet Bey'le resmi nikahınız olsun ister misiniz? Evet. Niye peki çekişmeliğe gidiyorsunuz eşinizle? Bu zaman zarfı içerisinde sizi Mehmet bırakırsa? İstediği şey yani maddi olarak yok. İstediği ben, normal bu şartlar, değil. Peki bu şartlar size uygun mu? Nikahsız bir şekilde bu şekilde yaşamak? İstediği bir miktar normal bir miktar değil. Bir trilyon para istiyor. Ben nereden alayım bir trilyonu? 500 milyon. Kendine 500 milyon da çocuklara istiyor. Ben 1 trilyonu kendim görmedim ki ona vereyim. O zaman bu hatayı yapmayacaktın. Hmm. Oh, 4 gün 4 gece.
Canına aslında canına benim yaptım. Canımı yaktın. Hepim, o da. Yani. Yarın o da evlenecek. Gönül. Yarın o seni da evlenecek. Gönül. Aslında bu ne biliyor musun? Oradaki o hani 1 trilyon ya da 500 milyon, 500 bin falan evet. Mevzu değil. Sen benim canımı yaktın. Çok şimdi sen mi? Bu davranışınla hacı söyleniyor ama canı yanmadı mı? Acımın üstünde acımı kat damla bu benim. Yani sen onun canını yaktın, sen benim canımı yaktın. O da diyor ki ben Gönül'ün canını nasıl yakarım? Şimdi Gönül seni başka biriyle kıskandırsa senin canın yanmayacağını biliyor. Ama Gönül'ün canı, canını para yakıyorsa, para istersem Gönül'ün canı yanar. Onun derdi hep paraydı zaten. He, şimdi doğru, para doğru, oldu. Tabii, o da senin paraydı. Bu anlamda canını evet. Acıtmak istiyor. Eşit misiniz? Abla ben şu anda şunu söylemek istiyorum. Boşanmıyorsa benim versin çocuklarımı. Hı-hı. Ben alır çocuklarımı giderim. Ne zaman boşanmayı kendi dilerse ben o zaman gelir boşanırım. Peki buyurun Hacı Bey. Bu yaptığın düğünler falan yanına kar kalacak yani. Böyle çalıp götürdüklerin. Çocuklar için istiyorsan evet. Parayı ver ben kendim bakarım çocuklarıma. Baktın ya çocuğumun elbisesini getirdin ya yırtıp pırtık. Al sen al. Annemin evine nasıl attın? Oğlum bile sen istemiyor. Annemin evine nasıl attın? Şimdi, tabii. Bir konuda anlaşıyorsunuz. Hacı diyor ki ben hani maddi manevi anlamda bir zarar gördüm. Bu zararım karşılansın. Evet abla. Bu sebeple diyorsun anlaşmalı değil çekişmeli boşanmak istiyorum. Evet abla. Peki bu da sizin en doğal hakkınız. Zaten, bundan dolayı saygı duyuyorlar. Abla zaten kendisi açıyor çekişmeliyi sonra da her şey meydana çıkıyor. Ama hayatım mahkemede de... Zaten sen yoksun sen nasıl açayım? Sen utanman yok ki. Senin yüzün suyu döküyor. Sen tamam oraya temizsin. Gerek yok. Ama yani mahkemede... Sen çok mu temizsin? Ne desem temizim senin Allah yüzün ak mı? Çok temizim akım. Aklına karalığa gelmeden önce yani aslan gibi seçimlerimizin bir sonucu var. O sonucu hep beraber yaşayarak göreceksiniz. Tamam. Ben çekişmeli boşanmak istiyorum diyor. Tamam Esra abla biz bir gün çıkabilir miyiz? Tabii ki çıkabilirsiniz. Tamam çocuklarım o zaman versin. Ha, o kendi kararınız. Ben kızımı getirdim bana vereceğim dedi. Ben 3-4 gün kalsın diye verdim. Çocuğumu versin o yok zaman. Yok öyle bir şey. Çocuğumu versin. Boşanma davasında talep edin. Sir raporuna göre şu anda bende zaten kendisi görme hakkı kullanıyor. Ama cumartesi boşanma pazar. Boşanma davasında farklı diyor. Cumartesi pazar sadece görme hakkı ama var. Ama şimdi şöyle eğer mahkemeye yanıltan bir bilgi verdiysek ben kendime bir ev kurdum. Çocuğumu başkasının çocuğu ismi geçen tanıtırak. Kişi benim ev sahibim onlar hayırsever olarak tanıtırsam evet. Mahkeme evet, der ki öyle bir kadın var ki ben buna verdim. Sen şimdi gidip doğruyu söyle bunun üzerine tekrar aynı kararı al ki şeyin mahkeme kararıyla onun karşısında sağlamdır. Esra abla zaten... Kızım şu anda 3 yaşında. Kızım anne diye her kişi oğlan... arıyormuş. Tamam ben konuşacağım hacıyla da. Oldu herkes mu? De oğlan... konuşuyormuş gel, yani benim Gönül. Annem annem diye. Gel Gönülcüm. Ah ah yapmayacaksınız işte böyle şeyler. Yazıklar olsun sana. Haklıyken haksız duruma düşmeyeceksin. Evet abla. Tabii bu arada hacı teşekkür ederim. Yolun açık olsun abla. Ama kendini de böyle yıpratma ya. Sağ ol abla. Yani Allah ben senin yerinde sizden. Olsam boşanırım lanet olsun derim. Evet. Gider huzurlu hayatıma dönerim. Bir daha onunla ilgili hiçbir şey duymak istemem. Aynen abla. Kendini Allah üzüyor bak. Allah size razı olsun abla yani. Böyle programda. Kendini üzüyorsun. Tabii sen sanıyorsun abla. Ki anlaşmalı boşanma ona ödül. Hayır tam tersi. Bazen karşı tarafın istediği şartları ona hemen sunacaksın ki... O ne yaptığının farkına, hatasına daha çabuk varsın. Doğru söylüyorsun abla. Allah sizden razı olsun. Sağ ol, iyi bak kendine. Sağ ol abla. Elif Demirtaş, annesi ve babası Nurettin Bey geliyor, buyursunlar. ...42 yaşında bir damat, 16 yaşında bir gelin... Kaç yaşındasınız Hüseyin Bey? 42 yaşındayım Esra Hanım. 16 yaşından beri Elif Demirtaş'la beraber misiniz Hüseyin Bey? 16 yaşından beri evet. 16 yaşından beri evet. Yani yan yana kendinizi koyduğunda bunun aslında anormal bir durum olduğunu farkına varabiliyor musun? Evet. Annem burada değil, annen yan tarafta. Nedeni çocuğu nasıl hamile bıraktıysa eşim bir şıkkı... Uykumayacak. Böyle bir dünya hayır. Yok. Ya ben, ya çocuğunu aldıracak, ya kocasına teslim olacak kızı, ya eşimle ben ayrılacağım. Şimdi annem bir cümle kurdu. Bilir miyim? Ben öldüm. Öyle bir şey yok. Ben öldüm, hayır. Öyle bir şey yok. Hayır. Öyle bir şey yok. Adam ben bugün hastaneye gittim, böyle bir şey yok. Hayır. Ya kocasının peşine gidecek. Kocası kim? Hüseyin miydi, dedi. Ya çocuğu aldıracak, öyle bir ya şey da ben babasıyla boşanacağım.
hadi şimdi abla. Sen kızının hamile olduğunu iddia ediyorsun. Evet. Ama öyle bir şey yok. Hayır. Bu çocuğu gidip kocası diye tanımladığı Hüseyin Başkaya'nın evinde doğuracak. Ya da çocuğu aldırmasını mı istiyorsun? Evet. Bunu sessiz sedasız yapabilirdim hiç kimse duymadan. Annesini seçiyorsa, babasını seçiyorsa. Ben seni seçmiyorum. Ben Hüseyin'i de seçmiyorum. Ben annenin niyetini anlamak istiyorum. Şimdi sen hamileysen bunu sessiz sedasız kimse duymadan halledebilirsin değil mi? Evet. Yani. Test yapalım da diyorum hani kafam rahat olsun ki. Test yaptırdım gittim. Ne çıktı teste? İki tane çizgi çıktım. Kızım dedim bunu sessizce aldıralım. Yok anne, yok anne, yok anne. Şu anda diyorlar. Mesela bu olayı senin bu tavrında kim duydu? Nasıl kim duydu? Hüseyin'e duyurdum. Çok enteresan. Evet. Şimdi Hüseyin Başkaya isimli kişi telefon hattında. Baba olacağınızı biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Yayında duydum. Eğer Elif ailesini terk ederse, ailesini yok sayarsa ve Elif'i çocuğumu kabul ediyorum. Alsın gitsin. Çünkü Elif'le hiçbir sorunum yok, hiçbir sıkıntım yok. Elif'i seviyor musunuz? Elif'in yuvasını zaten yıkan o anne, o baba, o ailedir. Bunu 85 milyon önünde itiraf etmek zorundayım. Gerçekten canımdan çok seviyorum. Ablacığım gitsin. Ben Esra Hanım. Anasını babasını görmeyecek daha cenaze sırasına koymayacağım bu kızı ben. Kız 10 gün öncesine kadar o evde hep beraber kalıyordunuz. Şimdi ne oldu? Esra Hanım, İstemiyorum ablacığım, istemiyorum. Kimsenin haberi yoktu, sen soktun beni. İstemiyorum. Elif yanıma geldikten sonra ben ona iyi bir eş, iyi bir baba olabileceğime inanıyorum. İnanıyorum. Çocuğu aldırmazsa Hüseyin'i seçiyorsa ben eşimden hemen ayrılırım. Ama sen listende Hüseyin'i seçmesi var. Neydi? Kimin? Listende, üçüncüsünde. Ben karısı isterse ben ne yapabilirim? Ah Sadiye, ne yapmak istiyorsun? Bana çok zarar verdiler, yeter artık, yoruldum ben. Elif bunu hak etmedi. Çünkü Elif'in sayesinde ailesinin karnı doydu, evleri yapıldı. Anne baba bu yuvayı yıktı. Bu sağlıklı bir ilişki değil. Bu arada bu ilişkinin en büyük mağduru Elif'tir, Elif'tir, Elif'tir. Esra ablacığım demek ki yokmuş çocuk yok diye. Ben var zannediyordum. Var zannediyordum. Yokmuş demek ki. Gel desen hepsi yokmuş. Beraber koşarak geleceğini biliyorum. Yokmuş demek ki. Bizi ya. Bundan kurtar. Peki bir şey söyleyeyim. Ben onu kurtarırım da. Sen kurtulmak istiyor musun? Hoş geldiniz. Hayırlı kandiller. Teşekkür ediyorum. Hayırlı kandiller. Öncelikle dün seyircimizin kafasını karıştıran, tam netleşmeyen şu gebelik konusuyla ilgili konuşmak istiyorum. Dün ekip arkadaşlarımızla beraber Elif doktorumuza gitti. Bir kadın doğum uzmanına gitti. Doktorumuz Ali Osman Koyuncuoğlu. Hafta sonu otelde yapılmış olan bir kit, yani kit de ne derler ona, test yapıldı. O anlaşılmadı. Belli olmadı yani. Dedin ya dün çift çizgi çıktı diye. Onu ben yanlış anlamışım orada. Bana yanlış gösterdiler. Esra ablacığım yanlış gösterdiler tamam. Bana. Hafta sonunki yapılan o test sonucunda hep derim olumlu ya da olumsuz bile çıksa, tek çizgi, çift çizgi bile çıksa kafamızdaki şüpheyle doktora gider bir kan tahlili yaptırırız. Dün doktorumuza gittiğinizde doktor size kaç aylık, kaç haftalık hamile olduğunu söyledi. Yani ağlamaktan fazla bilmiyorum da hatırlamıyorum şu an. Evet. Kaç? Evet, bir buçuk dediler. Bir buçuk? Aylık. Bir buçuk aylık. Yani tahmini 7 haftalık. 6 haftalık hamilesin. Ne zamandan beri hissediyorsun böyle bir farklı olduğunu, hamile olduğunu? Bilmiyordum. Biz de hafta sonu yaptık. Ondan sonra yine şey yapmadım. Bir şey hissetmiyorum. Çünkü ilaçlar falan içiyordum, tedavi görüyordum. Dün yayında şey dedin, daha programa gelmeden önce... Ben onu Hüseyin beni gelsin alsın diyerekten kesin bir şey yoktu. Ne dedin programa yani, gelmeden önce ben mesaj arayayım. Attım kendisine dedim böyle. Ben hamileyim. Gel beni al dedim. O da dedi ki... Test sonucu attın mı ona? Yok atmadım. Hı-hı. O da bana dedi ki benden biz. Değil dedi. O çocuğun babası ben değilim dedi. Sonra ben mesajı sildim. Tamam dedim konuyu kapattım. Sonra aradım dedim böyle geliyor musun gelmiyor musun dedim. Gelmiyorum dedi. Ben de konuyu kapattım. Sonra buraya geldim. Peki için. Dün de annen de sen de o zaman yine bir test yaptığınızı söylemiştiniz. O zaman hayır. Dün öyle bir şey söylemedik. Evde bir kit. Yok. Dün sadece biz otelde yaptık. Ben otel onu bana sonra dediler ki boş. Ben görmedim yani boş dediler. Şimdi aslında otelde hamile biriyle yapmışsın test. Değil mi? Evet. Boş çıktı ama. Yok, aslında komediyi söyleyeyim de gülün. Boş çıktı. Şimdi o kendinden şüpheleniyor. Test yapıyor.
O hanımefendi de 5 aylık hamile. Dur diyor, ben de gerçekten hamile miyim değil miyim diye test yapıyor. İşte. Evet, özendi. He? Özendi, 2 tane test almış gelmiş. Otel karıştı, bir de o orada test falan yaptı. Peki testin sonucunda hamile çıktığını görünce şoka girdi mi arkadaş? Ya zaten hamileydi, hastaneye falan siz bir gün önce götürmüştünüz onu. Tamam, niye test yapıyor kendini? Elif hamile demediler ki bana orada zaten. Anladım. Elif hamile demediler. Bir şey söyleyebilir miyim? Hüseyin, sen peki niye bu suitoya dün bir şey söyleyeyim hamileliği mi? Bangır bangır bağırarak, bana dışarı, onu saklayarak bir şey söyleyebilir girdi. Miyim? Şu anda kızın 6 haftalık ben hamile. Bir şey söyleyeyim. Söyle, hamileyse şimdi ben İyi dışarıda... İyi misin bugün? Ben psikolog ilacı kullanıyorum. Hı hı. Cengiz Soylu'ya gittim. Bana dışarıda sağdan soldan kızın hamileymiş öyle mi, şöyle mi, böyle mi? Ben bilmiyorum. Bunu. Hani otelde de duymadım, bilmiyorum. Ondan sonra Elif'e soruyorum. Elif hani görüştürmediler. Burada bir iki ablaya dedim eşimle. Tamamen psikoloğa girdim. Tamamen kendimi psikolojin bitirmişim. Bozuldu. Evet. Tamamen kendime. O an ben kendimi kaybettim. Ne konuştuğumu da hatırlamıyorum. Ben hatırlatayım mı? Gördüm orada rezilliğimi. Gördüm. Ay Sadiye ya. Şunu söyleyeyim. Söyle. Şunu söyleyeyim. Üç şey söyledin. Birincisi dedin kocana geri döneceksin. İkincisi de aldırırsan arkandayım dedim. Aldırırsan. Üçüncüsü Nurettin'i niye soktun? Seni boşayacağım dedin Nurettin'e. Neden? 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 Kendisi ispatlasın. Kızına sahip, çok sahip çıktığından, çok duymadığım şeyler olduğundan. Kızına sahip çıkan bir baba olduğu için kocandan boşanacak mısın? Şu an kızım istiyorsa da hani doğuruyorsa da doğurmuyorsa da kızıma kalan bir şey. Ben bir şey diyemem. Ben senin fikrini soruyorum. Dün hadi psikolojin bozuktu. 3 şıkkı söyledin. Dün evet. Kocana geri dön dedin. Evet. Hala aynı fikirde misin? Nasıl? Hayır, kocasına izin vermiyorum. İzin vermiyorum. Dün vermiştim, bugün niye vermiyorsun? Ama dün kendimi kaybetmiştim. Ne dedim? Psikolog kullanıyorum dedim ablam. Ben bir dışarıda bir yere düştüğümü hatırlıyorum, bir de kalktığımı hatırlıyorum. Hani dışarıdan duyduğuma. Ama otelde Elif hamile demediler bana. Bir o başkasının ben hamile hamilesini değilim söylediler. Hayır sen hamilesin dedin ona bir de. Bir başkasına nasıl bana benden inkar etti, değilim dediler bana. Öyle bir şey yok dediler bana. Elif kendisi de hamile değilim anne. Dışarının duymasıyla. Peki sen dışarıdaki sözlere mi inanırsın? Kızının sana hamileyim ya da hamile değilim demesine mi inanırsın? Ama kimin diyorum, sözü sende kuvvetli? 3 senedir benden her şeyi inkar ede artık inanılmaz karara girdim. Bugün ne istiyor? Sadiye'nin bugün psikolojisi yerinde mi? Evet. Rahatım. Sağlıklı hissediyor musun kendini? Evet. Herhangi bir çok psikolojik iyi. Rahatsızlığın var mı? Şu bugün mü? Evet. Bugün hapları 2 tane içtim kendime tamamen geleyim diye. Kız o zaman ben seni hap içirmeyeyim ki ondan sonra anlayayım da ne dediğini. Kendinde misin bugün? Evet. Söylediğin her cümlenin arkasında mısın? Evet. Ağzından çıkan her cümleyi kulağın duyuyor mu? Evet. Peki bu gebelik durumuyla beraber evladının bundan sonraki geleceğiyle ilgili planın nedir? Planım annesinin babasının yanında kalmak. Kızım Hüseyin'in yanına gitmesin, evet. Yanımda kalsın. Evet. İkinci planın nedir? İkinci planım ben sonuna kadar çocuklarımın arkasındayım. Hı hı. Üçüncüsü ben çocuğumun darda olup dayak sürekli yediğini mutsuz olmamasını istemiyorum. Mutsuz olmasını? Mutsuz olmasını istemiyorum. İstemiyorsun. Evet. Peki bu gebelikle ilgili çocuğunun bu hamileliğiyle ilgili sabah oturup konuştunuz mu Elif annenle? Konuştuk. Ne konuştunuz? Anne ben tedavi görüyorum. Zaten doktor benim yanımda da söyledi. Bu ilaç 3 ay hamile kalmayacaksın dedi. Hı hı. Bu ilaçları dedi kullan, hamile olursan çocuk özürlü olur dedi. Kalırsan bile dedi kalmamaya dedi gayret et, yanında hı hı. Söyledi. Senin dedi ileride bu ilaçları kullanmazsan kanser olma imkanın var. Çok büyük kusmadan kan kusuyor, miden genişlemiş dedi. Yok onlar evet. Normal. Ya benim eşimin de kullandığı ilaçlar gördüm miden, ben ilaçları da. Miden, Ali abin de benzeri ilaçları miden genişlemiş kullanıyor. Dedi, miden genişlemiş dedi. Hı hı. Bu çocuğu dedi gerekirse dedi hani kalma. Hani böyle gaz spazmı olur ve bunun etkisinin azaltılması için belli ilaçlar verilir ya. O ilaç grubundaki evet. İlaçlar erken, var. Kafanızı büyütmeyin evet. Kız iyisini düşünün güzel erken, olsun. Erken dedi kalırsan da dedi
al dedi yani. Neyi aldır dedi? Çocuğu aldır dedi hani. Senin sağlığın önemli burada bu dedi. Bu doktorun söylediği, sizin sabah konuştuğunuz nedir? Bizim sabah konuştuğumuz, anne ben babamla senin yanındayım. Ben Hüseyin'i istemiyorum dedi. Ama çocuğu sağlığım için aldırmayı düşünüyorum dedi. Sen ne dedin? Ben de dedim ki ben senin annen olarak, baban arkanda olarak 10 gündür ben buradaysam sonuna kadar arkandayım. Seni sokağa atmayacağım. Senin ileride geleceğin var. Senin ben kanser olmanı istemiyorum. Bu çocuğu da istemiyorum dedim. Anladım ama böyle bak, bu gibi büyük hastalıkları bu kadar kolay zikretmeyin. Çünkü onların tanıları, doktorun söylemesi ve bir tedavi süreci vardır. Kendinize göre teşhis koymayın, kafanızda büyütmeyin. Bizzat da... Bazıları vardır böyle hastalık bak, hastasıdır. Bir şey söyleyeyim yani mi? Parmağı incinir, der ki parmağımı kesecekler. Kafanızda ablacığım, büyütmeyin. Bir şey diyebilir miyim? Elif, sabah annenlerle konuştuğunda onlara ne söyledin? Hiçbir şey, ben istemiyorum. Yani şöyle, yine ben Hüseyin'e gitsem, onun sözüne inansam yine aynı şeyler olacak. Daha büyük şeyler olacak. Bu çocuğu dünyaya getirsem bu çocuğun da hayatı kararacak. 3 tane çocuğun hayatı karardı. Bu çocuğun da hayatını kararmasını istemiyorum şimdi ben. Şimdi dün bu hamilelik olayından sonra Hüseyin Başkaya canlı yayına katıldı. Şu ifadeyi kullandı. Biraz önceki hatırlatmada da vardı. Lütfen Elif, milyonların önünde, 85 milyon huzurunda söylüyorum. Seni çok seviyorum. Benim yanıma gel, ilişkimizi kurtaralım dedi. Ama dedi sana tek bir şart koşuyorum. Annen, baban hayatımızda olmayacak. Çocuklarından vazgeçecek mi peki? O çocuklarından vazgeçmiyor mu? Benim ailem benden nasıl vazgeçecek? İyiymiş de. Üç çocuk annesini neden bırakmış? Kendisi annesi vefat etti. Anne diyerekten ağlıyor. Bana bunu nasıl yaşatacak? Yani ben istemiyorum. 18 Ocak'ta seni bıraktığı gün var ya. Seni ailenle gönderdiği gün. Evet. Seni terk ettiği gün. Aranızdaki tartışma yine aine konu muydu? Yani Elif, senin ailene tahammül edemiyorum. Hayır, bana bir şey söylemedi ki. Benim hiçbir şeyden haberim Ayşe yoktu. Ayşe Gülünen dedi. Bu, bak Esra ablacığım, Ayşe Gülünen cuma gün boşanacağım. Elifciğim dedi. Şu Ayşe Gül'ü bağlar mısınız? Ben onu, Ayşe Nur. Ayşe Gül mü neyse. Kendisi bağlanmıyor. Boşanacağım yayına. Dedi. Ya, ben boşanacağım. Ayşe yani. Gülünen boşanacağım dedi. Ben dedi sana dedi nikah kıyacağım dedi. Şu dedi annem gili dedi. Bir veli alalım. Osman diye biri. İnanmazsanız bağlayın, öğrenin. Villa. Evet, villa alacağım dedi. Onun parasını yatıralım. Elif senin üstüne yaptıracağım eve dedi. Hem dedi annengili eve bırakalım. Çocuk çoluk burada perişan oldu. Hem de dedi 10 gün yanlarında kalalım. Bir kahve kafamızı tazeleyelim dedi. Osman Güneş'inden Esra Hanım da vardı. Yanında bir, yani söylemiyorum adını. Ben dedi kapının önünde Hamit Hoca dayıyı Osman Güneş'e vurdurup kanını, leşini serdirip Elif yanına geliyorum. 11:20 geçede beni ara dedi. Ben bunu Elif'e dedim ki 11:40 geçiyordu. Aray aradı. Tamam, bir daha aynı şeyleri anlatıldı Elif mı? Zaten dedim, bu adam mu? Seni bıraktı. Osman Güneş'e döndü Elif. Elif seni Hüseyin Başkaya bıraktı. Ahtın bahtın açık olsun. Seni bu istemiyor. Seni bu adamın yanına... dün davet ettim. Bugün gelmedi. Bir dakika Osman, Sadiye Hanım. Tamam, durma. Hüseyin Başkaya'nın bugün buraya gelmesini ister miydin? Evet, gelsin, yüzleşelim burada. Her şey, bütün benim hatam varsa ben çekeyim hatamı. Onun hatası varsa o çeksin hatasını. Şimdi buraya gelmesi yani, neyi değiştirecekti? Burada telefon neyi değiştirecek? Telefonda böyle bu şekilde olmuyor. Uzuyor bir daha uzuyor. Ben onun keyfini Hayır, bekleyemem. Onun yani mesela bugün buraya gelmiş olsaydı senin gönlünde, kalbinde, düşüncende neyi değiştirecekti? Hiçbir şey. Sadece bu durumun nereye varacağını ben güzel bir şekilde izah edip aldırmak istiyorum. Siz telefonda konuşurken ya da karşılıklıydı sanırım. Sen şu cümleyi kurdun Hüseyin Bey. Dedin ki ben senin Ekim ayında Aydem'in rızası olmadan gelip kaçtığımda sana şartlarını kabul ettim. Bu şartlardan birisi senin çocuklarını kabul etmek, ikincisi de kendi ailemle görüşmemek. Şöyle oldu, ben yani bu şartlar gittiğimde... aslında Hüseyin Bey'in zikrettiği bu şartlar Ekim ayında sen yanına giderken de vardı ama buna rağmen seni 18 Ocak'ta bıraktı. Yok, ben ilk gittiğimde bana dedi ki
Ben çocuklarıma mahkemeye sundum. Ben hiçbir şekilde çocuklarımla görüşmeyeceğim, sadece telefonda görüşeceğim diyerekten söyledi. Ailemin mezunusunda zaten bana kendisi destek oldu ailenden görüş diyerekten. Sonradan aralarda yani bu boşanma dolayısıyla kavgalarımızda da dedi ki bana ailenden görüşmeni istemiyorum dedi. Ben de o zaman sen de çocuklarınla görüşme dedim. Peki. Sen de ailenle görüşme dedim. Şimdi Hüseyin Başkaya bugün gelmedi. Gelmemesinin nedenini bir tek sanırım kendisi biliyor. Onun dışında kimse bilmiyor. Ama anladığım kadarıyla Elif bugün burada olmasını, yüzleşmeyi isterdi. Siz burada olmasını ister miydiniz dünkü olaydan sonra? Bir şey buraya gelmesini iyi niyet olarak yorumlar mıydınız? Bir şey söyleyeceğim. Bu çocuk bu Elif'i seviyor. Taptı. Severek götürdü. Taptı. Yani taptı. Sevdiği kişinin kimliğini veya ehliyetini bir bayanın en kıskandığı adam bir başka yere nere vermiş bu kimliği, nere bırakmış? En çok sevdiği kızının, karısının elbiselerini, eşyasını kime dağıtabilir? Madem seviyor. Dağıtmış mı? Dağıtmış. Evet, dağıtmış. Benim telefonumu dahi vermiyor. Evet. Kimliğim, ehliyetim nerede? Onları söylesin bana. Peki. Ehliyetini niye almış? Kimliğin nerede? Güzel sorular. Bu soruların cevabını elbet alacağız. Ama neden gelmediği sorusu çünkü, önemli. Neden gelmedi? Siz gelmesini iyi niyet olarak görür müydünüz? İyi niyetle gelmezdi. Hayır, gelseydi karşınıza her şeye rağmen ne derseniz deyip derseniz çıksaydı sizin gözünüze artı puan alır mıydı? Alamaz. Siz de alır mıydı? Alırdı. Yani her şeye rağmen. Bağlanırdı. Bağlansaydı. Hayır, bağlanma değil. Buraya gelseydi. Buraya gelseydi. Gelseydi. Biz bir haftadır buradayız alnımızın akıyla. Buraya gelseydi bizimle insan gibi konuşsaydı. Bu çocuğun çamaşırlarını neden dağıtmış? Hayatım onu sormuyorum. Köşesini... Bugün buraya her şeye rağmen gelseydi gözünde artı olur muydu? Niye artı olsun Esra Hanım? Annene soruyorum. Ya hani kim suçlu kim suçsuz anlardık da karşılıklı. Senin gözünde iyi niyet olur muydu? Evet. Bu? Anladım. Şimdi telefon attığında bağlamıyor muyuz? Bağlanmaktan ya rica ediyorum isminizi de söylemiyorum. Lütfen yayına bağlanın. Ekip arkadaşlarımla telefonda konuşuyorsa sizin söyleyeceklerinizi anlatacaklarınız bizim için çok önemli. Bir hanımefendi telefon hattında olacak ama kim olduğunu maalesef şu anda açıklayamıyorum. Sizin gözünüzde bir nebze artı olurdu ve aynen, gelmedi. Aynen suçumuzu bilirdik. Ki. Buraya gelip de kendini rezil edemez. Ne suçun olabilir Sadiye? Yani hatamızı bilirdik ona karşı ne yapmışız biz. De... Ne yaptı da sizi kapının önüne koydu? Çocuğumu evet. Kapının önüne koymasına artık nedeni. Artık Esra Hanım. İyiymiş. Üç tane çocuk annesini nibramış. Ayşegül'e nikah yapmış. Bu çocuğumu Ayşegül. Neden kandırmış? Bir de ben boşanacağım deyip de ben annemlerde kafa dağıtacağım deyip de Hamit Koca dayıyı vurduracağım diyerek geri Esra Hanım, Trabzon'a Hamit neden Koca dayı beni katan kişi Hamit Koca dayı. Evet. Buraya gelsin. Hamit Bey telefona bağlanamıyor. Cenazesi yaptı. Yalan konuşuyor. Hamit Koca dayı 300 milyar para yedi benim kızımı kattı. Yaptı halk temizlesin. Bana huzur yalan vermediler. Konuşuyor. Avukatı da var. Avukatı da Eda, bana huzur vermedi. Eda hemen söyle. Hamit Koca dayı söz hakkı cevap hakkınız evet. Vardır. Dünden beri isminiz geçiyor. Özellikle evet. Sizin evet. Bağlanmanızı isteyen Sadiye Hanım. Niye bağlanmıyor? Cenazemiz var. Yalan konuşuyor. Kesinlikle bağlanmak istemiyorum. Cenaze kalktı. 300 milyar para aldı. Benim kızımı karşılığını Hüseyin Başkaya'ya gönderdi. Bu Hamit denen terbiyesiz. Sizin akrabanız mı Hamit? Şimdi bu zaten teyze, akrabadan abi, zarar geliyor ablam. Hayır ben sana akrabam mı diye evet, sordum. Evet akrabam. Anladım. Hamit ama anne ve baba olarak sizin rızanız var. Bakın mahkeme tutanaklarında da soruyorlar. Kızıyorlar ki şikayetinden vazgeçiyor. 17 yaşında anne baba olarak rızanız var mı? Siz de diyorsunuz ki evet Elif de vazgeçiyor. Bizde Hamit Koca dayı yok. Yani nişanda var mı Hamit Bey? Nişanla ne alakası var? Nişanda bak bir şey söyleyebilirim. Nişanla ne alakası var Hamit Koca dayının? Zaten benim kızıma gittikten sonra çocuk geldikten sonra söyledi yani, Hamit Koca dayı beni kattı diye. O kadar etkili ya. Değil onlar. Hüseyin başka istemedi ki zaten Hamit Koca dayı. Hamit Bey kim? Siz dağ gibi annesi babası varken Elif'in arkasında. O kattı beni. Ya zoruna. Ya Hüseyin başka istemedi Hamit Koca dayının nişanına gitmesini şöyle bir şey istemedi. Var. Sizin maddi menfaat temin etmesi bence sizi rahatsız ediyor. Hamit Koca dayı istemedi. Hamit Koca dayı nişana gelmesini ben istemiyorum benim nişanım. Hamit Koca dayı gelemez dedi.
Sonra çocuk geldiği zaman bir de bana dedi, Hamit Hoca dayak attı beni. Hayatım Esra, o kadar hızlı gelişiyor ki her şey. Duygu durumunuz hızlı gelişiyor, kararlarınız hızlı değişiyor. Sonradan duymadan geliyor. Fikirleriniz hızlı değişiyor, eylemleriniz değişiyor. Yani üçünüzün bir davranışın bir tutarlılık yok. Onlar bambaşka bir şey söylerken sen bambaşka geliyorsun. Onlar farklı bir şey söylerken sen farklı bir yerden bakıyorsun. Yani olayda bir gariplik var. Ha, yine söylüyorum, benim için mağdur Elif mi? Elif. Tüm yükü, tüm sorumluluk Elif'te mi? Elif'te. Şimdi bu arada aslında bunu dün verecektim ama... bizim bir şeyimiz daha var. Eşyalar var. Bir takım eşyalar var. Hatta bunlar da yeni gelmiş. Senin bana niye gönderiyor? Senin sipariş ettiğin. Caner burada mı? Olayı Caner biliyor. Canlıya yapmak için bulunduğu yere gittiğinde o dakikalarda... Bu ürünler geliyor. Aha. Bu ürünleri de hatta bir tane şey kutusu da var, çikolata kutusu da var, söz kutusu gibi. Bunları size göndermiş. Bana niye gönderiyor? Ben istemiyorum. İstiyormuş da benim kafama niye getirmiş? Doğru mu? Buraya niye gönderiyor? Gitsin ondaki fakirlere dağıtsın. Onu, benim eşyalarımı dağıtmış, kişisel eşyalarımı. Onları evet. Da dağıtsın. Madem seviyormuş benim mesela kızımı... eşyalarını göndermeyip bunu göndermeleri de enteresan. Yani benim ya telefonum nerede Esra? Benim kimliğim nerede? Ehliyetim nerede benim? Ben buraya gelirken yarım saat bekliyorum dışarıda. Benim ehliyetimi, kimliğimi, telefonumu bana versin. Caner, bunları niye gönderdi? Bir de bir söz tepsisi mi, söz kutusu gibi bir şey var. Evet Esra, söz kutusu var. İçinde çikolata, şekerler var. Bunlar dün kendisine ulaşmış. Siz siparişi vermişsiniz. Ben vermedim. Kendisi fotoğrafçısına vermiş. Siparişi siz vermişsiniz. Ha, neyse, size getirmemizi söyledi kendisi ve şunu da belirtti Esra Hanım, eğer Elif yayında, canlı yayında ben Hüseyin Bey'i seviyorum, barışmak istiyorum derse Hüseyin Bey stüdyoya gelecek ama tek şartı var, aileyi istemiyor. Biz de onun maalesef, ailesini istemiyor, onu da istemiyor. Maalesef onu gelemez da istemiyoruz. Gelemez ki, dolandırıcı da maalesef. Nasıl gelsin ki? İçimizden çıksın. Bunları Elif'i sana teslim edeceğiz. Biz alamayız yani. Size biz de alır, çöp atabilirsiniz. Çöp atabilirsiniz. Atacak olsanız bile siz çöpe atın. Benim kızım bu çikolatayı ne zaman istemiş? Esra Hanım, Hüseyin Bey. Ne zaman istemiş? Onları teslim edin. Bak çöpe atacak bile olsa siz kendiniz atın. Benim ekibimin böyle bir sorumluluğu yok. Çikolatayı ne zaman istemiş? Hüseyin Bey şunu da söylüyor. Elif Hanım'ı çok sevdiğini, onsuz yapamadığını, hatta ona bir zarar gelmesini istemediğini, ailesinin onu çok üzdüğünü... O yüzden de bir an önce bana. Elif'le barışmak istediğini söylüyor. Ne? Kapıma niye getirmiş? Hamit Koca dayıyı Osman Güneş'e vurduracağım diyerek niye getirmiş? Benim kapıma koymuş. Ya susar mısın be? Aynen. Hayır yani enteresan sorular neden soruyor koymuş? Da ona takılıyorum. Ayşe Gül'ü boşayacağım cuma gün. Elif'ciğim gelin seni Ayşe alacağım. Seni gelip alacağım. Şadiye abla ben onu da sordum neden bıraktığını. Evet. Hüseyin Bey'in iddiasına göre... Etrafında 3-4 kişi ve sizin köyden birileri Hüseyin Bey'i arayıp işte siz güya şey demişsiniz iddiasına göre 4 tane villa aldıracağız. 5 milyon daha parasını aldıktan sonra Hüseyin Bey'e affedersiniz ama tekmeyi vuracağız diye o yüzden o da... Esra ablacığım bir şey söyleyebilir miyim? Biz Hüseyin'e aradık, cevap vermedi. Osman Güneş'e kızım aradı, dedi ki Elif Hanım Hüseyin sizi bıraktı. Siz tamam. Hüseyin'e gidip tamam gelmemişsiniz dedi. Hüseyin'e bağlar mısınız? Gelmemişsiniz? Tamam gelmemişsiniz dedi. Tamam gelmemişsiniz. Şu an sorunlarımızı çözüyoruz. Ya yapmayın Allah aşkına saçma sapan şeyler. Şunu da söylemek şimdi istiyorum. Şimdi şunu söyle Elif, Hüseyin diyorum Caner. Hüseyin Bey'in sana aktardı. Ne kadar güzel ya öyle uzaktan ne diyor? Elif Hanım beni istediğini söyleyecek. Ben bunun üzerine geleceğim ve ailesinden vazgeçeceğim. Ve şunu da söyledi. Ailesinin baskısından dolayı. Buyurun Elif Hanım. Yayına bağlansın. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum ya aynı şeyleri yaşamak istemiyorum ben Esra Hanım. Yeter ben zindan hayatı yaşadım. Bundan sonra ben özgür olmak istiyorum. Bağlansın. Hatta buraya gelsin ortak kararlar. Ben zaten hastayım. Ortak kararlar alalım. Sorun çıkartmasın. Ben rahat olmak istiyorum. Sorun çıkartma. Gel burada güzel çocuğu aldıralım. Sen yoluna bak. Benden kurtulmak istemiyor muydun? Benden kurtulmak istemiyor muydun? Üstüne de benden kurtulmak için mücadele etmiyor muydu bu bravo. Adam? Bravo. Şimdi ne oldu da geri dönüyor? Şimdi bu çocuk korku mu var. Bahane oldu? Ya sen bir adam olsan... Ne korkusu var? Almıyordu.
Benim kızımı kapıyı koyuyordu da hamile olunca neden almaya kalkıyor? Adam... Bu soruyu kendisine sorar mısın? Adam, anne sen sus ben konuşuyorum. İnsan niye üç çocuk annesini bırakıp da Ayşe Gülmü neyse muamele yapıp da benim çocuğumu kaldırıp sorar da kapıyı bırakıyor? Sorar mısın bu soruyu? Şimdi ne değişti? Biz 18 Ocak'ta kapının önüne koyup istemediğini söyleyip şimdi ne oldu da kararın değişti? Buyurun. Ben konuşurum mu? Tabii ki. İşte. Bana bak beni sinirlendirirsem ben yayından ayrıldım gideceğim. Dedi yani. Peki. Almayacağım dedi. Tamam sor Hüseyin'e şimdi ne değişti annem de. Niye konuşuyor Esra Hanım? Ben konuşayım sorunları tabii, tabii, açtı. Tabii. Konuyu kapat ya. Telefonda alo de. Hüseyin. Hüseyin. İyi akşamlar Esra Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Canlı yayındasınız. Söz hakkınızı kullanıyorsunuz. Doğru. Elif Hanım. Size bir takım sorular soracak. Tabii Esra Hanım sorabilir. Niye gelmiyorsun yayına? Buraya gelip de niye iyi de ben haksızsam ben cezamı çekeyim. Sen haksızsan sen çek. Niye gelip de burada orta yolu bulmuyor? Şöyle sırayla gidelim soru cevap gidelim. Esra Hanım'ın programı adliye koridoru değildir. Adliye binası değildir. Orada iyi şov yapıyorsunuz. Şov yapmanıza gerek yok. Ben bu süreçten dolayı zaten benden canlı yayına katıldığımdan beri sesimin gittiğini üzüntüden bunu herkes biliyor. Hassas bu, bir beden. Ayrı zamanda, ayrı zamanda siz çocuğusun ya. Sen baba orada şov yapmasın karşımda kendi evimde kedi yavrusu gibi oturup da benim senden korkuyorduk tesir ediyordun ya. Buraya niye yani, gelmediğini sordum. Orada kabadayı gibi oturmasın. Kabadayı gelsene. Söylüyorum. Gel gel. Buraya niye gelmiyorsun? Gel buraya. Bugün neden söylüyorum. Gelmediniz Hüseyin Bey? Dün 85 bir saniye. Hüseyin Bey sorumu soruyorum. Lütfen. Dün 85 milyonun önünde bunu söylemek zorundayım Esra Hanım. Elif'i çok seviyorum. Onu kucaklamaya hazırım dediniz. Bugün niye gelmediniz? Tamam Esra Hanım lütfen taraflı yayın yapmayın. Cevap vermek istiyorum. Taraflı yayın yaptığınız... Lütfen beni konuşturun. Dün bunu, dün bu aile... Esra Hanım, bu aile, bu aile çok tehlikeli bir aile. Evet, ben, sen haklı. Oğlum niye isteyeceksin beni geri? Niye isteyeceksin beni geri? Anne, evet. Hiçbir anne, baba, hiçbir evlat annesinden babasından vazgeçmez. Evet. Vazgeçmez. Sadece orada gördüğün o adamın yani yine söylemek zorundayım. Ben hakkımı helal ediyorum ama ya niye gelmiyor? Onu soruyorum biz sana. Niye gelmediğini annenin, söyle. Annenin, babanın Papa. Giydiği kıyafetler vesaireler. Yani ben onları Hüseyin Bey, söyle. Soru basit. Şöyle, bugün şöyle, neden şöyle, gelmediniz? Lütfen sesimi kesmeyin. Lütfen. Soruya cevap kendi konuşacak. Ya kendisi konuşuyor, başkasının herkes bilsin. Ben stüdyoya gidecektim. Caner kardeşim çok iyi biliyor. Esra abla. Stüdyoya çıkmak için her şeyi seferber ettim. Dün yayınınızda Caner'i cepten aradım. Kendisine de şunu söyledim. Yayın Elif, arkasında değil. Benim Elif, için yayın Elif önünde benim, ne dediğiniz önemlidir. Bugün gelmemenizin sebebi ben, nedir? Elime gelen her şeyi yapacağım. Caner İstemiyorum. Kardeşim yarın da stüdyoya çıkacağım. Ama Elif beni kabul ederse... Ben seni ben şartla gelirsem bense baba bana şartla gelme ben bana şartla gelme. Elif beni kabul ederse gelirim, kabul etmezse gelmem şartını koştunuz. O şartla gelmesin. Dün Hanım, dediniz kabul ki kabul edilmeyen bir misafirle gider misiniz? Hayır ben şunu soruyorum. Bana şimdi dün bir şey yaptıramazsınız bu gebelik olayı ortaya çıkınca siz dediniz ki şunu da itiraf etmek istiyorum. Herkes de duysun 85 milyon Elif'i çok seviyorum. Bugün de evet. 85 milyon duysun. Elif Hanım'ı seviyor musunuz? 85 milyon duysun. Evet, Elif Hanım'ı seviyorum ama aması var bak, aması. Sevginiz seviyorum. Devam ediyor ama, yani. Ama burada şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Elif Hanım şu anda sonuna kadar ipliklerini kullandı. Bana halk tarafından çok büyük destek var. Hüseyin Bey asla geri dönme. Dönersen sana aynı şeyleri yapacaklar. Anne iyi bir ya olsun. Ya ben zaten istemiyorum seni. Olsun. İstemiyorum. Elif'in 3 senedir benden kurtulmak istemiyor musun sen? Sadece şunu istiyorum. Sadece şunu istiyorum. Çocuğu aldırırsalar
Senin soyadını taşımıyorum ben. Ben senin soyadını taşımıyorum. Sadece şunu diyorum. Hı-hı. Ben istenmeyen yerde durmam. Asla durmam. Karışamazsın o zaman. Sen bana demedin mi? Hüseyin Bey, yasal işleminizin gerekçesi ne olacak? Avukatınıza sordunuz mu? Efendim? Evlilik dışı dünyaya gelecek olan çocukla ilgili olarak yasal işlem başlatacağım dediniz. Bunun gerekçesini sordunuz mu avukatınıza? Çocuğu aldırırsalar. Tamam, ben de size diyorum. Eşiniz değil. Resmi nikahlı eşiniz değil. Evet. Bu çocuk hakkında işlem yapabilmek için de tek merci kendisi. Yani yetki onda. Hayır. Babanın imzası olmadan evlilik dışı dünyaya gelen çocukla ilgili olarak geldikten sonra da velayet hakkı. Bence avukatına sorsun, avukatıyla hareket etsinler. O kendisi avukat yazar. Hüseyin Bey, bu çocuğu aldıracağım cümlesi sanırım sizin biraz ağrınıza gitti. Gitsin. Gördüğünüz aile masum bir aile değil, katil tamam, bir aile. Katil ne katili, bebek katili mi? Ben katil falan değilim. Bunların Allah'tan korkusu olsa... Esra ablacığım. Allah'tan korkusu olsa... İstemiyorum seni. İstemiyorum. Ablacığım. Hamile olmasın. Esra'nın. Efendim. Buyurun. Lütfen Elif oradan seni istemiyorum diyor ya. Ya ben de yalvarmıyorum, gelme. Daha demin yalvarıyordun ama. Gelme, yalvarmıyorum ki sana. He oldu. Yalvarmıyorum sana, yalvarmıyorum. Ve hiçbir şey yapamayacaksın sen. Peki normal şartlarda şöyle olmaz mı? Kızınız eğer mutlu olacaksa insan aradan çekilir. Kızınızın mutluluğu için, kızınız Hüseyin Bey'i dün tavrı o konudaydı, isteseydi, siz onun mutluluğu için aradan çekilir miydiniz? Kızım mutlu olmazdı asla. Ki. Mutlu olmazdı. 10 gün sonra hayatım, yeri sayılır. O mutlu olacağına inanıyorsa. Esra Hanım, önümü söyleyeyim mi size? Yok. Ne olacak biliyor musunuz? Buyurun. Beni alacak, bu çocuğu doğurtturacak bana. Ondan sonra beni yine kapı dışarı atacak. Bu çocuğu da sahiplenmek isteyecek. Bir müsaade ver. Köyünde kimle dost hayatıyor? Bir dakika. Esra ablacığım, bizi dövdürmek için Barış Oypan'a bir bağlattırır mısınız? Peki ismi geçen kişinin söz hakkı vardır. Aynen. Yayına da bağlayabilirsin. Siz köy meydanında dayak mı yediniz? Bizi. 20 senelik mesele bu aslında. Bir baba, bir... Bir Hüseyin, Barış Oypan'a bağlattırır mısınız? Söylüyorum. Çocuğumun da, senin de arkan... Ya. Ha, sizinse gelsene. Çok yapmak için değil. Gelsene. Stüdyoya gelirim. Rezil olacağız. Annem babam bana rezil olacağız. Gel burada sadece. Hüseyin Bey, neden korkuyorsunuz? Ya 85 bin lira rezil olacak bu adam. Ondan gelmiyor. Hüseyin Bey, neden gelmemenizin altında, gelmemenizin sebebi mutlaka bir korku olmalı. Korku var. Hayır, korku yok. Nedir peki? Niye? Korku yok. Vermesen de niye geliyorsun? Gelmezsem bile ben çocuğu aldırtıracağım. Bak söyleyeyim sana. Anne. Evet. Orada gördüğünüz anne. Ha. Kurtlar Vadisi'nde oynasanız başrol verirler ona. Ne, hangi zaten rolde? Zaten benden korkuyordu Esra abla bu. Gelemezsin, korkuyorsun ki. Yani yalan bunların içine işlemiş. Kurtlar Vadisi'nde hangi rolde olurdu anne? Kurtlar Vadisi'nde olsaydı Lazia'nın hizmetçiliğini yapardı. Hüseyin, bu ne uzatma? Lazia'nın hizmetçiliğini yapacak. Senin karın nerelerde? Esra'nın tamam. Bizi öldürtüyordu, o adam kurtardı bizi. Peki, güvenliğinizle ilgili bir sıkıntı, bir saniye. Elif, şunu söylemek istiyorum. Güvenliğinizle ilgili anne bana saldırır, aman baba bana saldırır gibi güvenliğinizle ilgili bir problem olabileceğini düşünüyorsanız, burası çok büyük bir kurum. Başkasından korkuyor Esra Hanım. Şey, yarın gelmezsen, sana son teklifim, yarın buraya gelmezsen bu çocuğu yarın ben aldırtıracağım. Gelirse de aldırtıracağım. Esra Hanım, bu bir tehdit kabul ediyorum. Zapta geçin bunu. Hangi zapta? Ya Esra Hanım, bir şey söyleyeceğim ya. Ben burada... Sanki muamelesi varmış. Bir saniye bekler misiniz? Susun.
Aldırırsam da hiçbir şey yok. Ya konuşuyorum. Bugün gelmekten niye vazgeçtiniz Hüseyin korkuyor, Bey? Korkuyor. Bir ben size soruyorum. Delikanlı bir adam konuşuyor. Bir dakika Esra Hanım. Hüseyin Başkaya bugün gelmekten niye vazgeçtiniz? Bak diyorum ki sen arkadaşın hanıma gelince dedim ki sana Elif beni istiyorsa ben oraya o stüdyoyu güllere boğarak gireceğim. Cenel'le ne konuştuğunuz beni ilgilendirmiyor. Şu anda canlı yayındasınız benimle konuşuyorsunuz. Size soruyorum. Niye gelmekten vazgeçtiniz? Korktuğun bir şey mi var Hüseyin söyle. Korktuğun bir şey mi var? İstemeyen yere gidilmez Esra Hanım. İstenmeyen. Siz hani bu isteyip istememe naz bölümünde misiniz? Onu ben anlamadım. Hiç yani, ben onu çekemem. Yani şöyle Esra Hanım eğer Esra beni kabul etse idi ben oraya bambaşka bir dünya ile gelecektim. Nasıl bir dünya ile gelecektiniz? Ne getirecektiniz gelirken? Gelirken ne getirecektim? Çok güzel bir soru. Büyük bir organizasyon şirketiyle gelecektim. Avrupa'dan, Avrupa, Asya şahidim olsun ki gerçekten bana yaptığın evlilik Asya, teklifini kalsın verecek. Yani milyonlar sen neye şahit olacaktı yayında organizasyon? Siz zaten başınıza ne gelse organizasyondan gelmiş. Mutluluğumuzu, mutluluğumuzu takip edin diye. Anne de kendini düğünde zannetmesin Esra Hanım orada alkış tutuyor. Üç kâsiliğimi mi verdin buraya gelip? Dolandırıcı! Hüseyin Bey. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Susar mısın? Herkesi bastı benimle konuşuyorsun. Sus. Vallahi beni dinle. Vallahi. Bir dakika şimdi delikanlı bir adam konuşuyor. Dinlememiz lazım. Kes lan sesini. Dolandırıcı. Evet. Her adı evet, delikanlı. Dizilerimi yığıldı diyor ya. Sus. Evet. Benim çamaşırlarımı yaktı bu adam. Bağırayım, bağırayım. Uzatın. Bağlayın. Aa, Halit Atay'mış. Dur. Tamam. Kim? Bağlayın. Bağlayın. Kimi bağlıyoruz? Hüseyin Bey, bir çocuğu sevmek için önce annesini sevmek lazım ya. Şimdi Elif de doğal olarak şunu söylüyor. 18 Ocak'ta telefonlara çıkmayan, yani beni sevmediğini düşündüğüm Hüseyin, gebelikten sonra fikrini niye değiştirdi diyor. Siz şunu ikna etmeniz lazım. Yalnızca avukat gebelikle hanım, ilgili bir durum hanım, değil. Avukat Hanım, bu çok ben ağır bir fikrimi değiştirmiyorum. Fikir aynı fikirdeyim. Tamam ama, bu çocuğu aldatırsam yine beni alacağım mı? Ama, bir dakika. Ama, az bir dakika ben, ya. Şey, ben bu çocuğu aldatırsam yine beni seveceğim mi? Yine beni alacağım mı? Asıl. Ben bu çocuğu aldatırsam bu benim bu çocuğu aldırmam şart şu an. Bu çocuğu aldırırsam eğer beni geri alacak mısın yine? Alırım niye almayayım? Yeter ki anandan babandan uzak dur. Sen de çocuklarından uzak dur. Ailenden uzak dur. Ben çok doyuramadım. Lütfen Esra Hanım. Doyuramadım onları be. İstemiyorum bak çok bunaldım. Peki şimdi telefonu attığında sizin ısrarla istediğiniz Hamit Bey var. Evet. Hamit Bey'i ısrarla bağlayın yayına dedi. Sizin akrabanız. Evet. Size zarar verdiğini söylemiştiniz. Evet. Sizi koruyor mu zarar mı veriyor? Zarar veriyor. Bize şu an koruyor. Bilmiyorum artık ne fikriyle bağlayacak. Bir dinleyelim peki bakalım. Peki siz de Hüseyin Başkaya dostum, dinleyin. Dostum düşman mı şimdi belli hoş geldiniz yayına Hamit Bey. Merhaba, iyi akşamlar. Neye oluyorsunuz Elif'in siz? Ben o yılanların hiçbir şeyi olmuyorum. Normal şartlarda yalan neye oluyorsunuz? Ben şu an Konyaşehir'deyim. O yılanların hiçbir şeyi olmuyorum. Bu onlar, değil onlar ki. Tamamen hayır yılan. Hayır Hamit değil, Hamit Koca dayı değil bu. Bu değil. Kim bu? Hayır. Bilmiyoruz. Kimle görüşüyoruz? Hamit Koca dayı değil. Hayır. Şimdi de beni mi tanımıyorsunuz? Yazıklar olsun size. Hayır. Bu o kişi değil. Hayır, Hamit değil mi? Hamit Koca dayı değil. Şimdi ekip ben Hamit lan Hamit. Hamit nasıl tanımıyorsunuz beni? Hayır. Öyle konuşmuyor. Görüntülü arar mısınız bulunduğunuz yerden? Hangi Hamit'miş bu ya? Yalan söylüyor. Hangi Hamit bu ya? Hayır. Tabii. Hamit Koca dayı mı? Söyleyeceğim. Nereden anladınız o olmadığını? Sesi değil. Evet. Hep konuştuğu Elif, bir ses. Elif bu adam bir kere evli. Evet. Bu adam senin kafandan aşağıya güller de dökse, evet, yollarını hallar da serse, evet, evet, sen kendini neden bu konuma sokuyorsun? İkinci bir kadın ki olarak görmeyi hazmediyor musun? Hayır, ben sürekli bu yüzden çıkıyorum zaten. Niye şartlı konuşuyorsun? Aa, gel buraya gel. Gelsin ben bu konuyu, bu çocuk konusunu hallederiz. Hüseyin Hanım ve beyefendi eşini boşarsa dürüstçe konuşun. Elif'e nikah yaparsa kabul eder misiniz? İtmiyorum. İtmiyoruz. İtmiyorum. Ya, ben bu adamı istemiyorum. Ben bir kere yandım. Ben ikinci defa yanmak istemiyorum. Ben istemiyorum. Ya bu asla milleti Temmuz'da ya Cumhurbaşkanı
konuşan, büyük sözler söyleyen, şunu bunu tanıyorum diyen ki insanlara itimat etmeyin. Gerçekte bu insanla ya, ilişkide olanlar zaten söylemezler. Hamit değil ya, bu ya. Cumhurbaşkanımızı ağzını almasın. Bu adam lekeliyip iş adamlarını da lekeliyor. Barış Koytan bağlar mısınız? Bağlayamıyorum. Önümde konsantre yok. Hüseyin Başkaya. Yapıyorlar. Hüseyin Beş Başkaya. Hüseyin, evet. Sen istesen de istemesen de ben bu çocuğu aldıracağım. Cumhurbaşkanlığına bak diyeceksin. Bunu sen de konuşamayacaksın. Hakkınızda yasal işleme başlatacağım ben de. Başlatamazsın. Ben senin soyadını değil. Ben senin soyadını taşımıyorum şu an. Hakkınızda yasal işlem başlatacağım ben. Ben senin soyadını taşımıyorum. Ne diyeceksiniz? Ne diye işlem başlatacaksınız? Ha. Şikayet konunuz ne olacak? Esra Hanım, taraflı yayın yaptığınızdan dolayı hepinizi alasım ana bitiriyorum. Bu yayını bir saniye taraf... Taraf gerçekten dediğiniz taraf olay, tuttuğunuzdan dolayı taraf dediğiniz ya, olay Hüseyin Bey, hiç manipülasyonlara, hiç manipülasyonlara gelmem, hiç taraflı yayın yapmam. Biz siz önce takkeyi önünüze koyun, beyefendi, siz takkeyi önünüze koyun, ne yaptığınızın farkına varın. Sizin ama niye? Tek bir net cümle yok. Anne de yuvarlak, baba da yuvarlak, sen de yuvarlak konuşuyorsun. Düz konuşacaksınız, dümdüz olacaksınız. Dümdüz. Yapıyorum, yapıyorum, yapmıyorum, yapmıyorum. İstiyorum, istemiyorum. Kelime oyunları yapmayacaksınız. Ben kızımı vermiyorum. Ya bu çocuğun hayatıyla da oynayacak. Ben bu çocuğu kesinlikle kaderinle oynamak istemiyorum. Bak günahım ben de namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum. Kesinlikle ben de günah olduğunu biliyorum aldırmanın. Ama bu çocuğun hayatı mahvolacağından dolayı günahı bana olsun Esra Hanım. Bakıyor bu üç tane çocuğuna niye bakmamış? Olsun. Bakıcılarına vermiş. Yani o çocuğun sebep olacağına günah bana olsun. Aynen bize olsun. Vallahi en büyük günah senin üzerinde abla, işlenmiş Elifciğim. Biz bir numara öyle vermiştik. Zaten. Yani en büyük Kurum günah arası. Seninle ilgili günahları işleyenler tövbe Hüseyin etseler Allah katında Hüseyin'e. Karşılığı Hüseyin, var mı Hüseyin onu bilmiyorum. Hüseyin ödesin bedelini. Oytan diye birisini bağlar mısınız? Kim bu Oytan? Söyleyin. Benim kalfam. Evet. Bana bizi iş kurtardı. Veren adam. Evet. Beni evde bu bizi dövdürdü. Hı-hı. Beni evden kaçıran Oytan oldu. Benim Hı-hı. kaçıranım oldu. Ve niye dövdü gece, sizi? Neden tartışma çıktı? Bize sahip çıktı. Elif İki gece ben evimde kaldım. Hüseyin Başkaya sizi niye dövdü? Bizi dövdürmüş. Elif alacağım niye diye. Dövdürdü? Elif için. Elif için. Evet. Kaçmadan önce. 16 evet. yaşındayken. Peki anlasın, bu adam sizi bana. Dövdürüyor. Evet. Bak bu adam sizi dövdürüyor. Evet. Elif ona kaçıyor. Evet. Sonra Elif sizle ilgili şikayetleri vazgeçiriyorsun değil mi? Artık tatlı dilinle nasıl vazgeçirdiysen. Sonra gidiyorsunuz seni dövdüren adamın evinde odanız var kalıyorsunuz. Çocuk ister. Çocuk çağırıyor ne yapacağız? Gel diye. Gelin anne hayatım, diyor. Hayatım çocuk olan siz misiniz Elif mi? İşte anne gelin diyor. Hayır çocuk peki. olan iki tane yetişkin var. Ha, yaşlarınızı toplasam kaç eder? Baba 46 sen kaç yaşındasın? 40 yaşındayım. 40. Sizi 18 yaşındaki Elif mi parmağında oynatıyor? Ben de Esra. Hadi seni oynatır, babayı oynatır mı? İkinizin arasında. Babam yok değil, kendisi zaten ısrar ediyor. Ben annesi babasız kaldım diye. Yani seni dövdüren adamın vermiş olduğu bir bardak suyu içer misin ya? Ben elinden stres taşıyordum, zehirler bizi. Sürekli ağlıyordu, sürekli çocuklar gibi ağlıyordu. Ağlayarak kendini bağladı beni, kandırdı. Annem yok, babam yok. Sen anneme benziyorsun diyerekten beni hayatına aldı. Şimdi de benim hayatımı mahvetti. Bu arada Hüseyin Başkaya ile ilgili ekip arkadaşım yetiyor. Sosyal medya arkadaşlar lütfen inanmayın. Ben bir yere gitmiyorum. Gelecekse Elif Hanım gelecek. O aileyi görmek bile istemiyorum ifadesini kullanmış sosyal medyada. Ama canlı yayında şunu söylüyor. Eğer Elif Hanım beni istediğini kabul edip bunu hissettirmiş olsaydı ben zaten çok büyük bir organizasyonla gelecektim. Buna neresi şahit olacaktı? Asya, Avrupa şahit olacaktı ifadesinde kullanmış. O yüzden net olacağız. Telefon hattında bir ihbarımız var. Onların Nurettin Bey ve Şadiye Hanım'ın bahsetmiş olduğu ihbarlar mı? Bambaşka bir ihbar. Hoş geldiniz Zeynep, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi akşamlar. Sağ olun. Kimle ilgili ihbarınız nedir? Ben Hüseyin Başkaya ile ilgili ihbarım. Tabii buyurun lütfen. Şimdi kızıma söylüyorum önce. Benim ondan büyük kızlarım var. Elif'e mi söylüyorsunuz? Elif'e söylüyorum. Buyurun bu adam lütfen. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kalpazanıdır. Sakın kızım bu kalpazana uyma. Oradakiler anne babaya kızıyorlar. Anne babaya hiç getirilemesinler. Bu adam iyi bir dolandırıcı düzenbazdır. Bunun yalanlarına inanmayın.
Bunun yalanlarına kanmayın. Çocuktu, falandı, filandı, Elif'ten daha safını bulana kadardır. Evet. Çok açık söylüyorum. 16 yıl restoran işletmiş birisi olarak beni 5 yıl önce 130 bin lira, bugünkü 7 milyon lira denk gelen parayı dolandırdı. Sağa girdi, 42 yaşında. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu parayı sizden nasıl çok talep etti? Bizden nasıl şey yaptı? Kardeşim organizasyon işi vardı. Şu anda bunu gökte arıyordum, yerde buldum. Ne organizasyonu yaptı kardeşiniz bu efendiye? Benim kardeşimin böyle büyük lüks otellerde şurada burada yemekli organizasyonlar yapardı. Bunun da fabrika açılışına, efendime söyleyeyim, bir şey açılışında 8 milyon dönemin parası alacağı vardı. Benden geldi. Kızım bunun sesini kıs. Para talep etti. Böyle böyle. Kardeşim de ya oğlum, biz buna bu parayı nasıl veriyoruz? Sen alacağını alamamıştın. Abi çok büyük holding, çok büyük firma, ayakkabı fabrikası var, falanı var, planı var. Böyle böyle anlata anlata göklere çıkarttı. Oğlum ben buna para vermem. Yani ben ancak kendi işimi kendi işime dönüştürdüm. Aslında siz borcunuzu alacağınızı almanız gerekirken bir de üzerine para mı verdiniz? Aynen, almamız gerekirken sonra git gel. Bir aracı birisiyle dedi ki 130 bin liralık çeki var. Bu arada Hüseyin Başkaya'nın söz hakkı, cevap hakkı vardır bu iddia ve bu iddialarla ilgili. Ben karşılaşırım, ben yüz yüze de gelirim. Bunu da ispat ederim. Banka burada. Banka. Kaç yıl oldu? Kaç yıldır arıyorsunuz kendisini? 4-5 yıldır. Anlatacağım müsaadenizle. Tabii, kusura bakmayın, çok heyecanlıyım. Çok. Müthiş. Lütfen anlatın, bölmeyeyim sizi. Ve herkes umut olmaya geldi. Şimdi gitti geldi, kardeşim bunu şey yapamadı, alamayınca dedi ki, lütfen kısar mısın yavrum? Bu parayı alamayınca dedi ki 130 bin liralık çekimiz var. Bu çeki verelim, siz bize bir miktar para verin, bir miktar da gene şey yapalım, çek verelim. Biraz da kalır diğer organizasyonlar falan. Tuzla'da bir fabrika geçen gün, iki gün önceki hanımefendi arayıp bağlanmıştı ya. O hanımefendi beni görse anlayacak, tanıyacak. Peki kardeşiniz Tuzla'da bu olaylardan dolayı mı canına kıydı? Aynen öyle. Borca girdi, tefeciden para aldı. Biz çeki sorduk. Çeki çok canlar sorduk. Yanmış Esra Hanım, çok canlar yanmış. Evet. Biz bankaya çeki sorduk. Çekte hiçbir problem yok. Hiçbir sıkıntı yok. 2 milyona kadar banka müdürü müşterimizdi. Yakındı benim ticaret iş yerime. Restoranım vardı. Biz bankaya sorduk. Bak biz bu paranın karşılığında, bu çekin karşılığında para vereceğiz. Bu çek sağlam mıdır? Bana aynen şunu söyledi. Fatih abi merak etme. Çekte hiçbir sorun yok. 2 milyon kadar çeki ödenmiş. Ayakkabı fabrikasını peşin almış. Böyle şey yaptı. Biz de bunun üzerine bankanın vermiş olduğu refanası şey, buna biz ödeme yaptık. Sonra ortadan kayboldu. Arada Çetin diye birisi var. Bakın ismini veriyorum. Organizasyoncu Çetin. Evet. Soy ismini bilmiyorum. Arada o çocuk da var. Gittik geldik biz buna, ya kardeşim sen bizi buna bulaştırdın. Bu çek tabirimi hoş görün, içi boş çıktı. Bu çek nasıl olacak? Nasıl yapılacak? Bizde sadece 7-8 bin lira alacağı var. 120 bin lira kadar borcu var. Bu çocuk perişan oldu. Bu çocuk bunu borç harç aldı. Tepeciden para aldı. Tekrar bu arada başınız sağ olsun. Tüm bu para Allah trafiği yüzünden kardeşinizin ve sizin çok ciddi bir mağduriyet yaşadığınız, bu mağduriyeti de Hüseyin Başkaya isimli
kişinin yaşattığını, görünürde holdingler ve şirketler olduğunu ama aslında altının boş olduğunu, var olan bir bankanın da sizi yanlış yönlendirdiğini iddia ediyorsunuz. İhbar bizim için çok önemli. Hüseyin Başkaya'nın da bu iddia ile ilgili ve bu iddialarla da, ihbarlarla da ilgili söz hakkı, cevap hakkı vardır. Bir şey teşekkür ediyorum. Başka diğer var. İhbarımı da alacağım. Hemen hızlıca telefonları alayım. Söyle Elif. Ya bu hani diyor Hüseyin dün yayında dedi ya hani dolandırıyorlar falan diyerek de benden şey yaptı. Onlar da şikayetli oldum diyerekten söyledi ya. Madem bu kişileri tanımıyor da nereden nasıl şikayetçi oluyor? Alo. Hoş geldiniz yayına. Televizyon sesini kısın. Sadece telefondan benimle konuşun lütfen. Alo. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hayır. Buyurun. İhbarınız kiminle ilgili? Hüseyin Başkaya'yla ilgili. Hayırlı kandiller bu arada. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ne zaman nasıl tanıştınız? Bir mağduriyet yaşadınız mı? Ben mağduriyet yaşamadım. Ben bunların çocuk yani abisinin arkadaşıyım. Çocukluğunu biliyorum. Aynı mahallede doğduk, büyüdük. Hüseyin Başkaya. Bunlar Trabzon'dan Gölcü'ye gittiler. Buradan taşındılar. Annesi vefat edince beyin kanamasından buraya geldiler. Tekrardan Gölcü'ye döndüler. Bu çocuk sürekli kaçıyordu Trabzon'a. Burada samanlıklarda yatıyordu. Diyordu ya hani beni dadılar küttü diye. Evet öyle söylüyordu. Samanlıklarda yatıyordu bir. 99 depremine ben size yazdım ama bundan hiç konuyu ele almadınız. 99 depreminde insanların zinet eşyalarını, kapılarını, pencerelerini söküp satmışlardır ve bundan ceza almışlardır. Artı Erzurum cezaevinde yatmıştır sahte çek senet işlerinden. Süleyman Soylu'nun depremde yağma dediğimiz hırsızlık dediğimiz suçu işlediğini ve bu sebeple ceza aldığını iddia ediyorsunuz. Tabii çek senetten Erzurum'da da yattığını cezaevinde. Bunları araştırıp bakabilirsiniz. Her şey dosyasında. Kıza 16 yaşında sahip oldu. Bak o kıza 16 yaşında sahip oldu. 18 reşit olsun diye işte annesinin evini yaptırayım. Şu babasını arabaya alayım. Onlar da tabii ki paraya kandılar. Sahte yanında kabadayı getirip işte bunları korkutmaya çalıştılar. Gözlerim ne bu bunun yapmasının nedeni reşit olsun diye. Aile onları 16 yaşında jandarmaya şikayet etmiştir. Ama bu şekilde şikayetlerini artık nasıl geri çevirdiler işte evini yaptırayım, araba alayım falan diye. Bu şekilde bunları kandırmıştır. Hüseyin Başkaya dediniz insanın sadece işi dolandırmaktır. Allah bir dediğinden başkası yalandır. Her türlü gelsin. Ben ismimi de verebilirim. Trabzon'a gel. Hayır duymuyor. Siz söyleyin ama ekranı izliyor, duyuyordur. Trabzon'a bütün kardeşleri de bundan konuşmuyor. Evet. Abisine bile para göndermiştir. Abi sana ev alacağım diye bir hafta sonra parayı geri istemiştir. Abi göndereceğim sana diye. Ondan sonra parayı geri aldığı zaman diyor ki benden daha muhatap olmayın. Beni aramayın. Allah'ım sen adama zaten kendin göndermişsin parayı. O kıza da dediğim gibi 16 yaşında sahip olmuştur. Ailesini bir şekilde kandırmıştır. Jandarmaya şikayetleri vardır. O kızlar yani bu dördüncü sanırım yani bildiğim evliliği olacağı bu kıza evleneceği işte buradan Hülya dedi amcasının eşidir. Onlar uyarmış zaten demiş Hülya Hanım ki bunlara sakın buna inanın. O zaten dürüst olarak oraya gitti. Evet, yani o kızın canı yanmasın iki diye. İki yıl önce aile sizi uyardı. Halası dedi bana. Halası uyardı. Kızına sahip çık dedi. Teşekkür ediyorum ihbarınız için ama cümle arasında şöyle bir ifade de geçti. Mesela dönemin bakanlarıyla, milletvekilleriyle çekilmiş olan fotoğraflarını sanki o bakanlarla ve milletvekilleriyle çok samimi ve bir aradaymış gibi bir izlenim yaratıp onların isimlerini ve görsellerini kullanıp başka insanların aslında gözlerini boyuyor. İddia ettiğini sanırım Esra bu. Esra ablacığım bir şey söyleyebilir miyim? Hamit dayısı da halasının kocası da bu dedi benim yeğenim. Acil bir ihbarımız daha var. Alo. 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 Hoş geldiniz yayına. Buyurun Hoş lütfen. Hoş bulduk efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun. Ben kendisiyle çalıştım. Bir maden şirketi vardı. Kimle? Hüseyin Başkaya'yla birlikte çalıştım. Kendisi naylon fatura yapıyor. Beni de iftiralarla işten kovdu zaten. Çok profesyonel bir yalancı ve siyasi partilerin adını kullanarak dolandırmadığı insan kalmadı. Ben sağlık personeliyim. Mecburiyetten iş bulamadığım için onunla çalışıyordum ve beni çok affedersiniz tabiri caizse
köpek gibi kullanarak bütün gün temizliğini yaptırdı, her şeyini yaptırdı ve beni işten kovdu. Paramı da ödemedi. Bir maden şirketi mi vardı? Evet, Kıpernik Kavaksınar'da kendisiyle çalıştım. Böyle abim diyerek bana yaklaşıyordu ama benden çok farklı beklentileri vardı kendisine. Yani hani benim ona farklı yaklaşmamı istiyordu. Ben buna tepki gösterdiğim zaman iftiralara uğradım. Ve beni köpek gibi çalıştırdı. Ben çamaşır suyuyla bir sağlık personeli olarak onun yanında bütün gün temizlik yaptım. Halbuki beni muhasebe olarak almıştı. Ve beni işten kovdu. Kaç kişilik şirkette kaç kişi çalışıyordu? Kendisinden başka hiç kimse yoktu. Telefonlarla sürekli bağlantı. Şirket zaten bomboş. Sadece fatura kesiyorlar. Ama görünürde ne yazıyor orada? Ama altında çok çok farklı şeyler var Esra Hanım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Yanında çalışıp ayrılmış ve aynı zamanda iftiraya uğradığınızı iddia ediyorsunuz. İsmi geçen Hüseyin Başkaya'nın söz hakkı, cevap hakkı vardır. Tabii ki tüm bu konuların arasında bir de Hüseyin Bey'in ticaret anlayışı ve ticaret şekliyle ilgili ihbarlar da geliyor. İnsanlar bizi uyardığında aslında o uyarıları sanırım dikkate almak gerekiyor. O uyarıları dikkate aldığımızda yol haritamızı belirleyebiliriz. Hiç kimseye hiçbir şey olmaz Elif, biliyor musun? Evet. En çok sana olur. Ne annene olur, ne babana olur. Ama eğer bir ilahi adalet varsa tecelli eder. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Nefes aldıkça umut hep var. Yalnız değilsiniz. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.